Efendim iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından merhaba. Ankara'dan sesleniyoruz size. CHP Genel Merkezi'ndeyiz ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le birlikteyiz. Fevzi Çakır'la birlikte bu akşam kendisine sorular yönelteceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Evet, biraz biz hoş çok gelmiş gibi olduk. Konukseverliğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Sizler iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siyaseti takip ediyoruz. Tabii siyaset şu günlerde ılımlı bir rüzgarda değil mi? Yani işte bir normalleşmeden bahsediliyor, yumuşama döneminden bahsediliyor. CHP için yeni bir dönem mi başladı sizinle birlikte ve bu yeni dönemi nasıl tanımlarsınız, nasıl kodlarsınız? Böyle başlayalım. Şüphesiz yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönem hem mücadelenin en sert verileceği bir dönem. Hatta bugün bir saat önce atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları ve müfredatın böyle hızla değiştirilmesine itiraz eden herkesi 18 Mayıs'ta yani Gençlik Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda bir büyük mitinge davet ettik. 26 Mayıs günü de Ankara'da emeklilerle Tandoğan Meydanı'nda 10 bin liralık en düşük emekli maaşına isyan edeceğimiz ve tüm emekli maaşlarında iyileştirme için kamuoyunun dikkatini çekeceğimiz bir mitingi duyurduk. Bu tip mitingler, bu tip tematik mitingler sürecek. Cumhuriyet Halk Partisi hem seçim zamanında şunu söyledi, halkın gündeminde olmayan hiçbir gündemin peşine takılmayacağız dedi. Seçimden sonra da mağdurların mutlaka sesini duyuracağız diye söz vermiştik. Bunlar emeklilerdir, asgari ücrete mesela zam yapılmaması gündemde ve asgari ücret hızla eriyor şimdi enflasyon karşısında. Onlarla ilgili de Temmuz ayının ilk haftası içinde bir büyük miting yapacağız. Yani pardon, Haziran ayının ilk haftası içinde bir büyük miting yapacağız. Yani şu günden bir ay sonraya kadar 3 büyük kitlesel miting yapılmış olacak ve devamı da gelecek bunların. Yani bugüne kadar sesini duyurmayan, sessizce kendi ızdırabını çekmek zorunda kalan insanların sesi olacağız, sesini duyuracağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama bu mücadele sadece miting meydanında ya da sadece örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde mücadele etmekle olmuyor. Bunun bir de müzakere tarafı var. O tarafı da eksik bırakmamak önemli. Biz 31 Mart seçimlerine giderken bize neler neler söylediler. Demleniyor dediler. Teröristlerle işbirliği yapıyor dediler. Hain dediler. Biz hep sustuk. Ya da dost ateşi açıldı zaman zaman. Canınız sağ olsun dedik. Kimseye bir şey söylemedik. Biz dedik ki emekli, emekçi, çiftçi, işçi, memur, yoksul, öğrenci, işsiz. Biz bunların dertlerini anlatacağız dedik. Hiçbiriyle meşgul olmadık. 31 Mart akşamı saat 9'da TRT hiçbir şeyi yayınlamadı. Parasıyla reklamımızı yayınlamadı. Anadolu Ajansı haberimizi kaynağında sansürledi. Tam burada şu sehpanın olduğu yerde bir kürsü vardı. Ve seçim gecesi gece 9'da o kürsüye geldim. Daha 9. Ve şunu söyledim. TRT seçim sonuçlarının lehimize gittiğini, sandıkların bırakılmaması gerektiğini ve TRT'ye bir sürprizim olacağını söylemiştim dedim. Ve 47 yıl sonra ilk kez şu anda dedim TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi birinci partidir dedim. Hiç başka bir şeye takılmadan. Bu olaydan da 3 gün sonra TRT muhabirini Gazze'de bacağı koptu. TRT'nin genel müdürünü aradım. Yapabilecek bir şeyimiz var mı diye de konuştum. TRT ile de mücadele de ediyorum. Tepki de gösteriyorum, sitem de ediyorum. Ama devletin bir kurumu olan TRT'nin muhabiri yaralandığında genel müdürüne de geçmiş olsun telefon açıyorum. Siyaset sadece münakaşa yapılacak bir kurum değildir. Küslük kaldıracak bir kurum değildir. Çünkü siyaset konuşularak yapılır. Ama yumuşama lafını hiç doğru bulmuyorum. Defalarca da söyledim. Normalleşme. Normalleşme. Çünkü nedir normali kapsamı? Bu. Bakın siyasilerin, geçen gün Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettim. Randevu istedim, bir gün içinde verdi. 7 yıl sonra ilk temas diye bütün gazeteler yazmış. Böyle bir şey olmaz. 7 yıl sonra ilk temas ya da işte 22 yılda ikinci kez bir araya geldiler. Bunlar doğru değil. Biz yanlış gördüğümüze yanlış diyeceğiz. Doğru gördüğümüze doğru diyeceğiz. Müzakereyi yapacağız. İsteklerimizi sıralayacağız. Yerine gelirse teşekkür edeceğiz. Yerine gelmezse tepki göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu kadar basit.
dünyanın hiçbir yerinde, daha doğrusu gerçek demokrasilerde el sıkışmayan parti liderleri olmaz. Kısa süreli tansiyonlar olur. Bunu sürdüreni zaten siyaset eler gider. Ama böyle yıllar süren küslükler, ayrıca 1977-80 arası Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları el sıkışmıyordu. Darbeciler ele uçturdular onları el sıkışmayınca. Bunu görmek lazım. O yüzden çok net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi özgüvenli, nasıl siyaseti yapacağını bilen, kiminle görüşeceğini, konuşacağını, ne talep edeceğini bilen, uyaran, yol gösteren, yön gösteren, gerektiğinde tenkit eden, gerektiğinde teşekkür eden bir siyaset uygulamak zorunda. Zaten modern çağ iletişim ve gerçek anlamda birilerinin sesini duyurmaya ilişkin yapılması gereken siyasi iletişimde bunun gerisinde olamaz. Peki. Efendim bir de son dönemde özellikle bir devlet vurgusu, devlet geleneklerine, temayüllerine vurgunuz var. Hatta şu ifadeyi de kullandınız. Ana muhalefet partisiyiz Türkiye'de, evet, ama yurt dışında Türkiye partisiyiz. Bu vurgunuzun temel amacı nedir? Tam olarak kastınız nedir? Şimdi birincisi, yani son bir ayda devletle ilgili iki şey söyledim. Birincisi seçim sonuçlarının değerlendirilmesine dair. Hı hı. Devletle millet yarışırsa millet kazanır. Bu seçimde birileri devletle milleti yarıştırdı. TRT'ye ana muhalefetin reklamlarını yayınlatmayarak, Anadolu Ajansı'na biraz önce söylediğim kaynağında sansür uygulattırarak, yine bunun yanında devletin tüm kurumlarını, kaymakamlarını, valilerini varasıya kendi partilerini başarısı için kullanarak birileri devleti arkasına aldı ve AK Parti'yi parti devleti, devleti de bir partinin aparatı haline getirmeye çalıştı. Karşısında biz vardık. Devletle millet yarışınca hep millet kazanır. Biz zaman zaman yanlış tarafta durduğumuz oldu. Zaman zaman birilerinin milletin tarafında olup bizim devletin tarafında olduğumuz oldu. Türk insanı devletini sever. Ben de severim. Devletine laf söyletmez. Ben de söyletmem. Devletine saygı duyar. Vergi verir. Askere gider. Ama birileri devleti, siyaseti alet edip millete istikamet göstermeye çalışırsa orada millet kazanır. Biz milletin tarafındaydık. Türkiye İttifakı devletin karşısında milletin temsilcisi olarak kazandı. Gelelim devlet vurgusuna. Ben bunu bazı siyasi muhataplarımızla yaptığım görüşmelerde de ifade ediyorum. Ben 10 yaşında devlet parasız yatılı bursuyla Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılı okumaya başlamış bir çocuğum. Annem babam emekli öğretmen. Benim kursağımdan geçen her lokma ya devletin karavanasından konmuştur ya da devletin ödediği maaştan yenmiştir. Bizden öyle işte birileri söylüyor diye, A Haber öyle söylüyor diye vatan haini çıkmaz. Devlet geleneği deyince bu başka bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kurmuş, kurumsallaştırmış bir parti. Kurumlarını yerleştirmiş bir parti. Bu kurumsallığa çok emeği olmuş bir parti. Ve devletin bazı gelenekleri vardır ki terk edilmemelidir. Şekil şart açısından söyleyeyim. Seçimler bitti. Kurultay'dan birinci parti, kurultay'dan genel başkan olarak çıktım. İlk ziyareti Kıbrıs'a yaptım. Doğrusu budur. Yurt dışına çıkacaksan ilk önce Kıbrıs'a. Kendi devlet geleneği olarak. Bu bir devlet geleneğidir. Kıbrıs'ta da sadece CTP'ye gitmedim, bizim kardeş partimiz. Önce meclis başkanına gittim. Cumhurbaşkanına gittim. Başbakana gittim. CTP'ye gittim. Daha sonra da İsyas Otel'de hayatını kaybeden çocukların aileleriyle buluştum. Ardından Azerbaycan'dan randevu istedim. Neden? İkinci ziyaret Azerbaycan'a yapılır. İki devlet tek mil. Çok net. Oradan da önümüzdeki günlerde bir ziyaret planlıyoruz. Kendilerinin seçim sürecinin başladığını, seçimden sonra kabul edeceklerini söylediler. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Aliyev, bizim bir milletvekilimiz kanalıyla mektubumuzu, selamımızı aldığını, yakında görüşeceğimizi söylemiş. Azerbaycan'a da gideceğim. Azerbaycan'la arası kötü olan bir ana muhalefet partisi olmaz. Olmaz böyle bir şey yani. Orada kusurun büyüğü bize aittir, küçüğü onlara aittir. Çünkü bizim ana muhalefet partisi olarak ne diyoruz, ne söylüyoruz, söylediğimiz nasıl anlaşılıyor? Yanlış anlaşıldıysa hızla telafi etmenin yollarını aramamız lazım. Üçüncüsü, Bosna Hersek'e gittim. Aliye İzzet Begoviç'in mezarının başına gittim. Ve ve
Ondan sonra da bütün yurt dışı temaslarıma başladım. Ondan sonra Alman Sosyal Demokratlara da gittim. Avrupa Sosyalist Partisi'ne, yani çatı örgütümüze de gittim. SPD'nin kongresinde aday oldum. Pedro Sanchez'in yardımcısı da seçildim. Sosyalist Enternasyonel'in. Ama devlet geleneği önce Kıbrıs, Azerbaycan. Bu çok önemli çünkü seçmen kimi göndereceğini biliyor. Artık bıçak kemikte. Ama kimin geleceğine karar vermesi için sizin bu devleti yönetmeye hazır bir parti olduğunuzu, bu devletin geleneklerini bilen bir parti olduğunuzu, dış politikada çok etkin bir parti olduğunuzu görmek ister. Bu aynı zamanda geçmişe dönük bir öz eleştiri mi? Yani şöyle, ben zaten geçmişte de partinin yetkililerinden bir tanesi olduğum için öz eleştiri olarak da kabul edebilirsiniz. Ayrıca şunu söyleyeyim, benim dönelim dediğim devlet geleneği sadece şekle yönelik gelenekler değil. Bunlar yapılması gereken işler. Peki Sayın Genel Başkan, müsaade edin, buyurun. Şunu söyleyeyim, buyurun. Tam hani burası önemli. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile, ve ilk kez bunu söyleyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede yaptığım dış temaslar hakkında bilgiler verdim. Bir dosya sundum. Filistin için 119 ülkenin sol sosyal demokrat partilerine yazdığım mektup. Bunların 24'ü ülkelerinde iktidar, yürütmenin başında. Sosyalist Enternasyonel konuşmam, Avrupa Sosyalist Partisi konuşmam, SPD konuşmam ve Türkçeleri Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiğim dosyada var. Ayrıca dedim ki bir devlet geleneğini terk ettik son 20 yılda. Benim yurt dışına gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı'ndan briefing almam lazım. O ülkeyle ilişkilerim nasıl? Sorunlarım nasıl? Sorunlarımız nasıl? İşbirliklerimiz ne noktada? Önümüzdeki fırsatlar ne? Riskler ne? Ve benden ne beklersiniz? Ha, çok üzerinde mutabık olmadığım bir konu varsa o zaman ayrı düşündüğümü söylerim. Ama %85 Türkiye'nin dış politikasında benzer şeylerde müştereklerde birleşiyor olmamız lazım. Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin tezinle son geldiğimiz nokta, her şeyi bilemeyiz ki, bir de eskisi gibi sürekli bilgilendirme de yapılmıyor. Gideceğimiz ülkeyle ilişkiler konusunda bize briefing vermelisiniz. Bana ise bakan, yardımcılarımızsa bakan yardımcısı. Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşımı ne oldu? Söyleyeceğim ve dönüşte de bizim bilgi vermemiz lazım. Şunları yaptık, şunu söyledik, şu cevabı aldık. Benim Almanya'da SPD'nin üyesi Olaf Scholz, şansölye, başbakan. Yani siyaseten Erdoğan'la taban tabana zıt, bizim siyasi akrabamız. Ona benim ilettiğim mesaj ve aldığım cevabın Türkiye dış politikası açısından önemi var. Pedro Sanchez Filistin'i tanısın istiyoruz. Ben yardımcısıyım. Ben azmettiriyorum. Ben diyorum biraz daha cesaret, bir an önce yapalım. Tweet de atıyorum, yazı da yazıyorum. Birebir de koluna girip de söylüyorum, Filistin'e sahip çıkalım hep birlikte diye. Bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunları söyledim. Kendisi, bir kez daha söyleyeyim, benim Sayın Cumhurbaşkanı'na kendi dediklerimi söylemem çok kolay. Ama onun cevaplarını söylemek nezaketsizlik olur. Ama burada pozitif yaklaşıp bir talimat verdiği için bunu söyleyeceğim. Kendisi dedi ki bu konularda, hatta daha da genişletti. Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanlarımız Sayın Genel Başkan ihtiyaç duyduğunda briefing versinler ve bu temaslar sağlansın. Sonra biz diğer bakanlarla da bizim genel başkan yardımcılarımızın iletişiminin faydalı olacağını söyledik. Bu konuda da bir talimat vereceğini söyledi. Yoksa hani farklı görüşlerde olsak ya da başka bir şey olsa söylemem. Bu önemli bir adımdı. Elbette. Ben bundan sonra örneğin İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum. Labour Party belediye seçimlerini kazandı ve gelecek Ocak'ta seçim var ama erken seçim talep ediyor şimdi. Ve büyük ihtimalle iktidar olacak İngiltere'de. Ben İngiliz İşçi Partisi ile en yakın siyasi akrabayım. Ama gitmeden önce Türkiye-İngiltere ilişkilerinde ne yaptınız? Ne istiyoruz? Ne olacak? Ya da işte Eurofighter konusunda, F-35 konusunda her şeyi bilmemiz ve Türkiye'nin ortak ve mutlak menfaatlerini birlikte savunmamız lazım. Her konuda aynı düşünemeyiz. Ben Suriye politikasıyla bağdaşamam. Tam, ama onu da eleştiririm. Tam evet. Bu noktada şunu da sormak isterdim ben. Şimdi içeride ana muhalefet partisi, dışarıda Türkiye'nin partisinin evet. Kapsamını anlamak bakımından şunu da soruyorum. Şunu da kapsıyor mu? Yani sınır ötesi operasyonlarda, tezkerelerde ya da mavi vatan gibi konularda da CHP'nin duruşu geçmişe göre farklı olacak mı? Mesela
Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte bazı söylemleri çok gündemde gündeme gelmişti daha önce. Çok da eleştirilmişti, bazı tepkiler de gelmişti. İşte örneğin ne işimiz var Suriye'de, ne yapıyoruz Libya'da gibi. Yani CHP'nin bundan sonraki yaklaşımı ne işimiz var Suriye'de, ne yapıyoruz Irak'ta, Libya'da olmayacak mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir, dış politika veya tezkereler bir torba, kanun gibi içine her şey atılıp evet mi hayır mı diyebileceğiniz hususlar değil. Örneğin Libya'da. Libya'ya geçtiğimiz sefer giderken Libya'da iki yapı vardı. Biri meclisin yapısı, biri Hafter'in yapısı. İki ayrı yapı vardı. Orada bir çatışma vardı. %51'e 49'luk bir denge vardı. Ve o dengede Türkiye'nin taraf olmasını biz riskli gördük. Ve o gün yollanan asker ve gelen tezkere savaş tezkeresiydi. Ve sonra da zaten bir tanesi hemşerim, iki tane askerimiz hayatını kaybetti. Resmi görevlimiz diyeyim, hayatını kaybetti. Ve bir sürü sıkıntılarında yaşandı bir süreç. Şu anda Libya'da stabil bir durum var. Türkiye'nin lehine bir durum var. Şu anda Libya tezkeresi gelse yine de dış politika danışma kurulunu toplayıp hepsi büyükelçilerden, önceki dönem dışişleri bakanlarından oluşuyor. Bu kuruldan fikir alıyorum. Dış politika danışma kurulunu toplayıp danışırım. Ama benim ve genel başkan yardımcılarımın genel görüşü, Libya'da şu anda bir tezkere gelse o bir barış tezkeresi olur. Çünkü Libya'daki barışın sürmesine katkı sağlamak için. Ama o gün savaş tezkeresiydi. O yüzden sizin ifade ettiğiniz gibi Libya tezkeresine o gün hayır, bugün evet, o günün şartlarında bakmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapmayalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok kez tezkerelere evet dediği de oldu. Ama Kılıçdaroğlu Suriye ile savaş tezkeresine, Suriye tezkeresi, Kuzey İran torba tezkere yapılmasına, aynı tezkerenin içinde Türkiye'ye yurt dışından asker getirilmesine ki 1 Mart'ı Sayın Baykal sayesinde engellemeseydik 1,5 milyon Amerikan askeri Güneydoğu'nda konuşlanacaktı. O yüzden o torba tezkereye mesela itiraz etmişti. Tezkereler geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi alır, bakar, inceler, kapsam yönünden, anayasaya uygunluk yönünden, hudut, şumul, gerekçe yönünden inceler, kararını verir. Ama mesela geçtiğimiz haftalarda yine bir tezkere vardı. Türk gemilerinin güvenliği için Aden Körfezi'ydi herhalde. Orada destek verdik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Şunu söyleyeyim. Net bir şey. Kimsenin iktidarını meşrulaştırmak, yaptığını meşrulaştırmak için hatasının arkasına dizilmeyiz. Bakın çok net söyleyeyim. Genel başkan olduğumdan birkaç hafta sonraydı. Kuzey Irak'ta son derece eleştirdiğimiz, yanlış bulduğumuz bir takım taktik hatalar yapılarak askerlerimizin güvenliği tehlikeye atıldı, şehit verdik. Ertesi gün önümüze bir A4, imza atın, devletimizin arkasındayız. Dedim ki sizinle aynı A4'te buluşmam. Buluşmam. Net. Sonrasında şehit cenazesi var, gittim. Şimdi tabii hepsi ortaya çıkacak. İleride çok ilginç bilgilere de ulaşacaksınız. O saldırıları organize eden bir takım kişilerin talimat verdiği kişiler şimdi bizim belediyelerimizde çalışıyor. Ve nasıl organize edildiğini, dışarıdan kimlerin getirildiğini sağ olsunlar inanılmaz bir şekilde ortaya çıkacak. Manisa'da, benim memleketim Manisa'da, şehit cenazesinde bana dışarı mışarı diye bağıranlar, göya işte bize doğru yürümeye çalışan bir takım isimler oldu. Provokasyon oldu. Bana o cenazeden önce istihbarat gelmiş, kamu görevlisi dedi ki, cenazeyi karşıladınız, camiye gitmeyin isterseniz, direkt İzmir'e geçin. Ben cenazeyi şeyden karşıladım, havaalanında. Ankara'ya uçun siz, Manisa'da saldırı olabilir. Öleceğimi bilsem o cenazeye giderim dedim. Kendi memleketimde, şehit cenazesi, öleceğimi bileceğim giderim dedim. Gittim o bağırış çağırış bilmem ne, harra hurra. Şimdi ortaya çıkıyor ki, bir siyasi partinin organize ettiği, dışarıdan getirdiği, caminin içine bile sokup oradan bağırttırdığı falan insanlar var. Hepsi çıkacak ortaya. Sonra yani bir saldırı... Yanlış anlaşılmaması açısından efendim, o zaman sizin bu tavrınıza karşı provokatif eylemler içerisinde bulunanların şu an size geçen belediyelerde çalışanlar olduğunu evet, ifade ediyorsunuz. Evet, isim belli. Bilgileri devlet tarafından tespit edildi. Zaten dava açılacak, açılıyor. Biz de şikayetçi tarafız. Ben kişilerin kendinden değil, bağlantıları çıksın diye şikayetçiyiz. Ve
bize geçen belediyelerde görev yapan kişilerin talimatlandırıldığı, bazılarının bazı kişileri gidip bulduğu, getirdiği, yerleştirdiği hepsi ortaya çıkıyor. Gördük. Önümüzdeki günlerde de bunu detaylarıyla Türkiye konuşacak. Evet. Ki bir daha böyle şeylere kimse kalkışmasın. Sonra aynı bölgede benim bütün eleştirilerime uygun olarak bir kez daha şehit verdik. Bir daha önümüze kağıt geldi. Şehit cenazelerine saldırı da orada duruyor. Yine imzalamam dedim. Bu sefer benim dışımda imzalayan muhalefet partileri de imzalamadı. Biz de onlara. Ve o bildiri imzalanamadı. Şimdi bakın ne noktaya geldik. Geçtiğimiz hafta Fransa'da bir soykırım iddiası bizimle ilgili. Son derece yersiz. Yine kağıt çıkarmaya kalktılar. Dedim ki niye kağıt çıkarıyorsunuz? Fransa haksız. Bir kağıtta imza atıp da basın bildirisi yayınlayacağımıza grup başkan vekilime talimat verdim. Meclis uygun bir metni okuyun, oya sunun, karar olarak yayınlayalım. Resmi gazetede yayınlanıyor, ilgili ülkenin de önüne gidiyor. Teklifimiz benimsendi. Meclis kararıyla Fransa'yı kınadık. Bir kağıdın altına imza atmadığım günde var, ölümü göze alıp. Benim uyarımla resmi gazetede bütün oy veren partilerin oylarıyla meclis kararına çıkan, Fransa'ya yollanan, Fransız Büyükelçisi'nin önüne düşen meclis kararı da var. O yüzden ilkeli, bilgili, özgüvenli siyaset. Ne birisinin peşine takılıp tık 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 gitmek, gerekirse ölümü göze almak ya da doğru bir şey varsa eksiğin de ilerisine geçmek ülkenin menfaatleri açısından. Bizim yapacağımız siyaset bu. Şuna karşıyım ben. Ak dediğine kara diyeceğim. O kara deyince de ak diyeceğim. O ne derse tersini diyeceğim. Bu muhalefet değil. Doğru söylüyorsa onunla bir doğruyu savunacak cesareti göstereceğim. Yanlış yapıyorsa da sonuna kadar karşısına duracak dirayeti göstereceğim. Bu başka bir şey. Bu mahalle siyaseti bu ülkeye çok şey kaybettiriyor. Ve öyle bir hale geliyor ki kendi mahallesinin tepkisinden korkan siyasetçiler aman efendim şunu derler. Efendim ya Özgür Özel'den mesela bu diyalog ortamını açtık. Gittik. Çatır çatır müzakere ettik. Anlattık. Tepkimizi gösterdik. Önerimizi gösterdik. Gülüştüğümüz oldu. Sertleştiğimiz oldu. Ama demokratik standartlar içinde önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Bir sürü beklentisi olan insanın belki de sorunlarının çözülmesine önemli adımlar attık. Bu kadar ya benim gibi bir insanın gidip acaba işte yumuşama da diyorlar. Yumuşak muhalefet yapacak da Recep Tayyip Erdoğan'la Tayyip Bey'le anlaşacak mı? İktidara can simidi olan oldu diyenler var. Ben şimdi bu görüşmesem iktidar nerede boğuluyordu? Görüşünce nasıl can simidi oldum? Yani emekliye zam yapalım demenin, asgari ücreti Temmuz'da arttıralım demenin, atanmayan öğretmenleri 100 bin kişi atayalım demenin, mülakatı kaldıracağım söz vermiştiniz, kaldırmadınız demenin, bu müfredat bir başına boyacı küpü gibi yapılmaz, toplumla tartışalım, müfredat yapmak anayasa yapmaktan önemlidir. Bu müfredatla okuyacak çocuklar gelecekte anayasa yapacaklar demenin, belediye borçlarını, belediyelerin bekleyen imzalarını müzakere etmenin, bunun yanında işte kendileri açıkladıkları için söylüyorum, tutuklu generallerimizin, hükümlü generallerin sağlık durumlarını anlatmanın, anayasaya uyum beklemenin, gezi tutuklularının durumunu anlatmanın kime ne zararı var? Ben bunları yaptım diye kime can simidi atıyorum? Bunu böyle kim düşünüyor? Şunu yapan şu. Eski dönem kuru kuruya kavgayı özleyenler özlemeye devam etsin. Ben kavgayı vereceğim. Bakın 25'inde hepsi 26'sında beklerim. Emekliler için çok büyük bir kavga vereceğim. O 10 bin lirayı arttırmak için. Haziran boyunca hem emekliler için hem asgari ücretliler için büyük bir kavga vereceğim. Ama kimlik kavgası ya da Karagöz Hacivat dövüşü yapıp da dikkati, enerjiyi başka yere yapıp insanları burada aç, yoksul, işsiz unutmayacağım. Bu başka bir şey. Sayın Genel Başkan, şimdi sizin tabirinizle bu normalleşme ve diyalog dönemi, diyalog sürecinin miladı neden 31 Mart seçimleri oldu? Yo, ben şunu hatırlatayım. 5 Kasım'da seçildim. 7 Kasım'da
7 Kasım'da beni Sayın Devlet Bahçeli arayıp tebrik etti. Peşi sırada birçok lider aradı. Sayın Erdoğan aramadı. Hı hı. 31 Aralık günü Devlet Bahçeli'den başlayarak ama Erdoğan'ın da partisinin grup başkanı Abdullah Güler'i de arayarak. Çünkü beni Abdullah Güler aramıştı. Dedim ki Abdullah Başkan, Sayın Genel Başkanınız beni aramadığı için, yılbaşı tebriği için ben de sizi aradım. Çünkü siz beni aradınız. Birlikte görev yapmıştık. İki grup başkanı. Sayın Bahçeli'yi aradım. Çok memnun olduğunu ifade etti. Meclisteki grubu bulunan bulunmayan siyasi partilerin liderlerini aradım. 18 liderle, 17 liderle yeni yıl kutlaması yaptım ve devam ettim. O zaman birinci parti Sayın Erdoğan'ın partisiydi ve Sayın Erdoğan beni tebrik telefonu açmamıştı. Buna rağmen aramam doğru olmazdı. Çok karakterli bir duruş olmazdı. 31 Mart'ta millet birinci partiyi değiştirdi. Bizi birinci parti yaptı. %38 oy aldı. Yani biz kazandık, onlar da mecbur kaldı mı? Hayır canım, bu da böyle anlanır mı? Aksine biz kazandık ve artık bana düştü. Aramak bana düştü. Yani biz kazandık ve yeni bir dönem başladı. Ben birinci partiyim ve artık kavgayı sürdürmemek için eli ben uzatacağım. Şunu söyleyeyim. Şeyh Edebali, Osmanlı'yı kuran öğrencisi Osman Bey'e ne diyor? Ey oğul, bundan sonra kızdırmak bize, affetmek sana diyor. O doğru mu? Şey Edebali bunu iktidara mı söylüyor, muhalefete mi söylüyor? Birinci partiye mi söylüyor, ikinci partiye mi söylüyor? Ben Şey Edebali'nin mektubunu birinci parti olduğum gün vasiyetini uyguladım. Bu Türk kamu yönetiminin gereğidir. Osmanlı'dan beri gelen gelenektir. Birinci partiye aramak düşer, el uzatmak düşer, hatır sormak düşer. Ben bayramda Sayın Erdoğan'ı ilk aradım. Sabah 10.50. Ulaşamadık. Sayın Hasan Doğan demiş ki dünya liderleriyle bayramlaşıyor işte İslam ülkelerinin liderleriyle. Biz size döneceğiz. Akşam üstüne doğru döndüler. O sıraya kadar bütün liderleri de bitirmiştim. Ve 18 liderle bayramlaştım bu bayramda. Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra başlayan o diyalog zemininin orada ilk adımını atmıştır. Ancak bir diyalog zemini doğduysa bu bir kişiden, bir partiden değil. Bu karşılıklı bir şey. Sadece bir kişinin tutumuna, bir partinin tutumuna değil. Bizi belimizden birbirimize kim ittiriyor? Millet ittiriyor. Bakın millet kavga istemiyor. Biz kavga edip çok seçim yaptık. Böyle bir sonuç almadık. Biz milletin sorunlarını anlattığımız, Türkiye İttifakı dediğimiz, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, sosyal demokratlar, Kürt demokratlar, bu ülke milli takım gol atınca sevinen herkes Türkiye İttifakı'ndadır dedik, %38 oy aldık. Burada çok önemli kodlar var. Çok önemli yaklaşımlar var. Ben %38'i ne kendime tek başına, ne örgütüme tek başına, ne adaylarıma tek başına, ne kampanyaya tek başına mal edersem haksızlık etmiş olurum. Hepimizin payı var ama milletin ferasetinin payı daha büyük. Dediler ki biz burada bir mesaj vermeliyiz ve bu mesajı olumlu yönde alabilecek bir dil görüyorum CHP'de. Ona bir kredi açayım. Bu tarafa da beni anlamayan bir yaklaşım görüyorum. Yapmadığı zammıyla, çözmediği sorunumla, anlamadığı halimle ona da bir sert mesaj vereyim dedi. Kimi cezalandıracağını ve kimi ödüllendireceğini seçmen gördü. Bu kalıcı bir şey mi? Çok isterim ama onun için çok yapmamız gereken iş var. Şimdi 7 yıl sonra Sayın Bahçeli ile görüşmeniz oldu. Siz de ifade ettiniz. 22 yılda iki kez olarak beyan ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı ile teması. Neden ilkler bu dönem yaşanıyor? Birinci soru olsun. Onu da şu şekilde bağlayayım esasında. Normalleşmeye Esra'nın verdiği tarih itibarıyla başlamanız mı buna etken? Yoksa bazı geçmişte çekinceler vardı. Bu çekinceler itibariyle bu görüşmeler gerçekleşmedi mi dersiniz? Bununla birlikte şunu da söyler misiniz? Biz işte 31 Mart yerel seçimlerinde az önce ifade ettiniz. Bize verilen bir kredi var. Bu kredinin bilincindeyiz. Emanet oylar var. Bunu kalıcı hale getirmek için bizim bir normalleşme süreci başlatmamız,
küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakıp daha böyle merkeze yönelen bir siyaset geliştirmemiz lazım mı dersiniz? Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben emekten yana, sosyal demokrat çizgide, tarihsel konumuna uygun ve tüm siyasi partilerin yoksuluna, işsizine, güvencesizine dokunan bir siyasetle başarılı olabileceğini hep savundum. Bunu da savunmaya devam edeceğim. Bu çizginin siyasi düzlemdeki yeri sol bir siyasettir. Ama maalesef kavramlar üzerinden sağdır, soldur, sen solcusun, ben sağcısın meseleleri çok tartışmalı. Birisi kendisine muhafazakar diyor, yoksulluğu muhafaza ediyor. Açlığı muhafaza ediyor, işsizliği muhafaza ediyor memlekette. Ama muhafazakar diyor, oy alıyor falan. Oysa ki işin bir başka tarafı var. İnsanların bu ülkede insanca yaşama hakları var. Anayasal haklarını kullanma hakları var. Barınma hakları var, beslenme hakları var, eğitim hakları var. Ve bunların teminatı olmak sosyal demokrat bir partinin görevi. Millet bizi bu seçim sonuçlarında nereye oturttu derseniz tam da merkeze oturttu. Millet ne ideolojik bir kavga ne de bir başka tartışma tam olarak sorunlarını dile getiren ama bunları doğru yerden tartışan bir siyasi partiyi gördü karşısında ve bunu ödüllendirdi. Burada ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte sola mı çekeyim, sağa mı çekeyim değil. Ben biliyorum ki insanlara gerçek sosyal demokrat politikalarla hizmet eder, vaatte bulunursan insanlar bunun sağ politika mı, sol politika mı olduğuna bakmaksızın zaten size destek veriyorlar. Sosyal demokrasi demek, sosyal adalet demek zaten. Birinin çocuğu hayata kapatamayacak kadar farkla geriden başlıyorsa, o anneye sen bunun tersini teklif ediyorsan, o anne senin partinin isminde ne var, logosunda ne var diye bakmaz. Sen bir işçiye alnının terinin karşılığını teklif ediyorsan, sömürüyü durdurmayı teklif ediyorsan, o işçi senden ideolojik olarak falan ayrışmaz. Zaten bu ideolojileri kuramsal tartışmalar üzerinden sürdürmek başka bir şeydir. Bunu sonuçlanamaz siyasi polemiklere indirgemek ve bunun üzerinden anlaşmazlıklar üretmek, çatışma üretmek başka bir yanlıştır. O yüzden biz bunun yerine kendimizi halkımıza doğru arz etmeye, daha anlaşılabilir bir dille anlatmaya, özellikle de onun gündelik sorunlarına, yakıcı sorunlarına doğru bir yerden çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bunun destek gördüğünü görüyoruz. Bunun destek gördüğünü. Biz 31 Mart'ta yenilsek de ben 5 Nisan günü diğer partilerle görüşeceğimi söylerdim. Ama etkisi bu kadar çok olmazdı. Çünkü birinci parti olmuşsun 47 yıl sonra. Demişler ki bunlar gelirse şunu yaparlar, bunu yaparlar. Herkes acaba bu büyük başarıyı CHP nasıl omuzlayacak, nasıl göğüsleyecek, hazmedebilecek mi, sindirebilecek mi diye bakarken siz diyalog derseniz, siz el uzatırsanız, siz müzakere ederseniz o zaman daha kolay dinlenir hale geliyorsunuz. Ben buradan yaptığım konuşmada örgütüme Süleyman Seba'yı anlatırken yani takımı maçı kazanmış, şampiyonluk coşkusuyla coşuyorlar, kapıyı açıyor. Diyor ki yan tarafta bu maçı kazanmayı, bu kupayı sizin kadar çok isteyen birileri yan odada duruyor. Onların da halini düşünün. Ben bu lafı ilk kez o gece burada etmedim. 5 sene önce Manisa'da Saruhanlı, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da belediyeleri kazandığımızda parti binamızın önünde, balkonunda bekleyen partililerimize sürekli bunu anlattım. Dedim ki bizim kapımızda davul çaldılar. Evet, bu gece davul çalarsak bu kavga bitmez. Bu gece davul çalmayın. Sizin uyuyamayan çocuğunuzu, yüzüne bakamadığınız eşinizi hatırlayın. Bunu rakiplerinize yapmayın. Yapmayın ki bitsin bu iş. O gün Manisa'daki konuşmayı ben burada tekrarladım. O konuşmaya diyorlar ki ne zaman hazırlandınız? 5 yıl önce yapmışım konuşmayı. Zafer konuşması öyle olur. Ben seçimi kazandım diye kibir, yendiğin kişiye karşı onun mağlubiyetini teşhir edecek şeyler ya da eski söylemleri atı. Kazandığınız an unutacaksınız geçmişte olanları. Sayın Genel Başkan, yani 5 yıl önce işaret ediyorsunuz ama şöyle bir kamuoyunda değerlendirme de var. Yerel seçim sonrası özellikle
performansınız, söylemleriniz, izlediğiniz politikalar yani bambaşka bir şekilde değerlendirilmeye ve sanki yeni bir figür ortaya çıkmış gibi okunmaya başlandı ve şaşıranlar var. Bunu neye bağlamak lazım? Eskiden başkaları şaşırıyordu, şimdi başkaları şaşırıyor. Şöyle özetleyeyim. Ben 10 yaşıyla 17-18 yaşı arasında birlikte büyüdüğüm 400 kişi var yatılı okul arkadaşlarım. Bunların bir kısmıyla da çok samimiyim. Yaklaşık 30-40 kişi. Hala her yaz eşlerimizle beraber birlikte tatil yapıyoruz. Her sene herkes gelemiyor ama her fırsatta görüşüyoruz. Onlar şuna şaşırıyorlardı. Ya Özgür, insanlar senin sert, kavgacı, espri falan yapmayan biri olarak biliyorlar. Oysa sen diyaloğa çok açık, ötekinin hakkını kendinden çok savunan, çok esprili, çok güler yüzlü, değişik bir adamsın. Bizim tanıdığımız Özgür. Ama televizyondaki Özgür Özel veya insanların tanıdığı bu değil diye onlar şaşırıyordu. Ben de onlara diyordum ki, yahu siyaset çok sert. Sadece mecliste bir alan var. Orası da gladyatörlerin savaştığı arena gibi. Biz de orada partinin 3 gladyatöründen biriyiz. Ve deyim yerindeyse böyle yaptılar mı tribünden? Karşındakinin siyaseten gırtlağını kesmek senin. Turuncu koltukların etkisi mi var biraz? Ve öyle bir şey ki o turuncu koltukların olduğu yerde siyaset çok sert. Çünkü muhalefetin başka da bir alanı kalmamış. Ve oradaki benim görevim de şey. Bir de orada bile ne kadar çok iyi şeyler yapsan da işin tabiatı gereği en polemik olan en sert 45 saniye yayınlanıyor televizyonlarda. Evet. Mesela bak ben söyleyeyim. Mehmet Muş, Sayın Bakan, şimdi Plan Bütçe Başkanı. Yıllarca birlikte grup başkan vekili yaptık. Bakan oldu. Mikrofondan tebrik ettim. İyi işler yaptıkça basın toplantımda Mehmet Muş gibi uygulamaları tebrik ediyorum dedim. Sayın Muş beni zaman zaman arar. Her baba yiğidin harcı değil. O da öyledir. O da genç bir siyasetçidir. Biz birbirimizle bugün benim Erdoğan'la sürdürdüğüm gibi ilişki sürdürüyorduk o süreçte. Elbette kavga ediyorduk. Elbette hepimiz görevimizi yapıyorduk. Bazen 2-3 gün küsüyorduk. Ağır sözler söylüyorduk. Ama el sıkışmayı biliyorduk. Barışmayı biliyorduk. Geçmişte birçok benim mesela bütün partilerden karşılaştığımız arkadaşlar hiç benimle yüreklerinde bir kırgınlık taşımazlar. Benim hep diyaloğum kuvvetlidir. Ama kamuoyu o yönümüzde tanımıyordu. Şimdi 40 dakikadan, 40 saniyeden 45 dakikaya çıkınca veya daha net görmeye başladılar. Bir de siyaseti şimdi Türkiye'de maalesef bir partinin siyaseti liderin ne dediğiyle uyumlaştığınız için ve siz yapmadığınız için şimdi ben işte normalleşmese normalleşme, AK Parti genel merkezine gitmeyse gitme, Sayın Bahçeli ile görüşmeyse görüşme. AK Parti ile MHP arasında ben Dem'le de görüştüm. Hiç de çekinmeden, hiç de normalleşme bu zaten, doğrusu bu. Hiçbir sıkıntı duymadan bundan sonra da bütün siyasi partilerle uygun gördükleri takdirde, kabul ettikleri takdirde ben görüşeceğim. Gelmek isteyen herkesin de başımız üstünde yeri var. Evet. Şimdi başkaları şaşırıyor dediğim şu. Benim yatılı okul arkadaşlarım şimdi WhatsApp grubuna veya yüz yüze diyor. Aha gerçek Özgür ortaya çıktı diyorlar. Onlar şaşırmıyor. Şimdi başkaları şaşırıyor. Ya bu Özgür Özel nereden çıktı? Beni tanıyıp da yakından tanıyıp da Özgür değişmiş diyen yok. İsmini vermeyeyim. Bir geçen dönem AK Parti milletvekili birlikte çok yakın ilişki içinde mecliste görevlerimiz gereği olduğumuz. Bu dönem milletvekili değil. Bana atmış. Hatta şimdi yeni bir göreve de gelmiş AK Parti'ye. Ben hep söylüyordum Özgür Özel böyle bir adamdır diye. Bana inanmıyorlardı. Sen beni haklı çıkardın falan diye mesaj attı bana arkadaşımız. Meselenin kendisi şu. Ben inancımdan, mücadelemden, direncimden taviz vermem. Bir adım geri gitmem. Doğru bildiğimden bir adım geri gitmem. Ama bunun için sadece tartışma yöntemini değil, esas diplomasi ve müzakereyi mutlaka ve mutlaka kullanmak istiyorum. Şimdi tam burada bir şey sormak istiyorum. Reklama tabii da bir 2-3 dakikamız var ama geçtiğimiz hafta Sayın Arınç sizinle olan bir anısını anlattı. Bir yakınının cenazesine ve sizin için o benim kahramanım dedi.
Ne hissettiniz onu duyunca? Siz ne dersiniz? Ya o olay hani aynıyla vaki. Ve o olayı ben bir tek danışmanım Meriç Tafolar var, onu anlatmıştım. Onun dışında kimseye anlatmadım. Olay öyle oldu. Hatta bırakın hani şeyi, babasını mezara elleri bağlı olduğu için gömemeyecekti falan. Ben orada çok sert bir tepki gösterdim. Aradığım kişi de Süleyman Soylu'ydu. Şöyle ki Manisa valisi, garnizon komutanını aradım. Vallahi jandarma komutanını ara dedi. Jandarma komutanını aradım. Ulaşamadım. Valiyi aradım. Vali bey o gün için ya benim talimat almam falan. Jandarma da vali de bakana bağlı. O günde yanılmıyorsam Süleyman Soylu'ydu İçişleri Bakanı. Efkan Ala değişmişti çünkü öyle hatırlıyorum. Süleyman Soylu'yu aradım. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı diye kayıtlıydı hala bende. Anlattım durumu. Dedim böyle bir şey olmaz. Dağın başında yani ovanın ortasındayız. Köyün başındayız. Etrafta 30 tane jandarma. Ellerinde tüfek, bellerinde tabanca. Nereye kaçacak yani? Nereye kaçacak? Bırakın dedim duasını yapsın, babasını gömsün. İzin verdiler. Sayın Hanım sonra benim odama teşekküre de gelmişti. Ben bu hatta elim arıp bir teşekkür geçen gün söyledikleri için ben de kendisine teşekkür ederim. Yani şeyin gereği bu. Yani oradaki kişi Bülent Arınç değil, herhangi başka birisi de olsa aynı şekilde davranırız. Yani insanlık başka bir şey, siyasi rekabet başka bir şey. Ha, o gün Bülent Arınç'ın en güvendiği AK Partililer kaçıyordu, doğru. O da işte özgüvensizlik. Yani o gün Sayın Arınç'ın milletvekili yaptığı iki kişi diyor, cenazeme bile gelmedi. Beş AK Parti milletvekilinin hepsi kaçtı, yoktu diyor. Bir tek Özgür Özel gelme. Neden? Kişi FETÖ'yle suçlanıyor. Ben Eczacı Odası Başkanı'yken de sağlık müdürüydü. Sonradan da aklandı şimdi. Ben kendisinin de hiç öyle bir olabileceğini düşünmedim. Ama Bülent Arınç'la akrabalığı yüzünden bir şeyler yürüdü o süreçte. Ben insani görevimi yaptım. Bir de şey tabii. Ben FETÖ'yle suçlanan birinin cenazesine gitmekle FETÖ'cü ilan edilemeyeceğimi bilecek kadar kendimden eminim. Kaçanlara bakmak lazım. Cenazeden kaçanlara bakmak lazım. Oraya gidersem FETÖ'cü olduğum nokta 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 anlaşılır mı? Ya da sanılır mıyım? Da bir özgüvensizlik var. O yüzden ben özgüvenli siyaseti her zaman öncelemişimdir. Özgüvenini kaybettin mi siyaseti bırakacaksın. Kendine güvenmiyorsan millet sana güvenmez. Peki. Çok bir de şunun altını çizeyim mi? Buyurun. O benim saldırıya uğradığım göya caminin %60 oyla aldığımız bir belediyenin bahçesinde. Özgür Özel memleketinde yuhalandı haberlerini yaptılar. Yerel seçimde bir önceki seçim %29 oy aldık. İlk siyasete girdiğimde 16'ydı. 29'a çıktık kademeli. Şimdi %60 oy aldık. Yani Özgür Özel memleketinde yuhalandığıyla siyaset arayanlara en büyük cevabı 31 Mart'ta Manisalı seçmen verdi. Peki çok küçük bir aramız var efendim. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile özel röportajımız devam edecek. Ayrılmayın, bizde kalın lütfen. Efendim tekrar merhabalar, tekrar iyi akşamlar. Sayın Özgür Özel ile yayınımız devam ediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gelelim mi artık? Aslında çok... biraz muhtevasına değindi. Neden evet, bu görüşmeleri evet, yaptığınızı evet, ifade ettiniz, normalleşmeye değindiniz. Şimdi somut başlıkları biraz önce siz bazı başlıklar da saydınız tabii kamuoyuna yansıyan. Biz ilk etapta kulis bilgileri de aldık ama mesela kamuoyunun çok konuştuğu, tartıştığı bazı başlıklar, meseleler vardı. O da örneğin benim aklıma Osman Kavala geliyor. Yani bu nasıl, ne şekilde gündeme geldi ya da geldi mi diyeyim öncelikle? Tabii geldi. Geldiyse siz ne dediniz? Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir yanıt verdi? Cumhurbaşkanı'nın yanıtını benim söylemem mümkün değil. Siz tabii ne talep ettiniz? Onu Cumhurbaşkanı'yla olan bir yayında sorarsanız onu da oradan alırsınız. Tamamı aleniyet kazanır. Benim söyleyeceğim şudur. Ben elbette ismi de geçti. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamanın anayasal bir bağlayıcılık olduğunu ifade ettim. Ve yeni anayasa tartışmaları açıldığında da benim gündemimde yoktu. Sayın Erdoğan böyle bir meclisten yeni bir anayasa yapılabilecek bir meclis olduğunu, %96'sının halkın burada temsil edildiğini zaten daha önce de söylemişti. Sayın Meclis Başkanı da söylemişti. Kendisi de bunları ifade ettiğinde ben de daha önce kamuoyuna da söylediğim gibi
mevcut anayasaya tam uyumun yeni anayasa süreci için olmazsa olmaz şart olduğunu ve bunun için de işte AİHM kararlarına uyma, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma, Anayasa Mahkemesi'ni tüm organlar için yani yasama, yürütme ve yargı erkleri için bağlayıcı olduğunu kabul etme gibi hatırlatmalarda bulundum. Konu bu marjda ele alındı tabii. Evet. Bir talebiniz oldu mu? Yani Kavala serbest bırakılsın örneğin, Can Atalay ya dönsün. Şöyle, zaten bizim Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulsun dediğinizde demek, Can Atalay'ın serbest kalması gerektiğini zaten hepimiz biliyoruz ve defalarca söyledik. Orada da bunun sonucunun bu olacağını, yani Can Atalay'ın durumunun ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymakla mümkün olacağını konuştuk tabii. Yani ondan sonra ama ben böyle bir durumda Sayın Erdoğan'a işte bırakın Can Atalay gelsin diyecek halim yok. Hı hı. Yani onun önündeki engel Anayasa Mahkemesi kararlarını tatbik etmeyen yapı. Ona temelden olan itirazımızı söylüyoruz. Evet. Peki aynı başlıklar Sayın Bahçeli ile görüşmede de benzer başlıklar tabii geldi Sayın mi? Bahçeli ile biraz daha kısa benim grup konuşmam vardı. O yüzden tahmin ediyorum bir 50 dakika kadar sürdü görüşmemiz. Daha hızlı, daha kısa Sayın Bahçeli'nin de önemli değerlendirmeleri oldu. Ama emekli ücreti, emekli maaşının yetersizliği Sayın Bahçeli'nin de zaten geçmişte de yakındığı bir şeydi. Bizim Bahçeli ile Erdoğan'dan farklı olarak ortak yanımız, ikimiz de milletvekiliyiz ve meclis çatısı altında bu işlere çare bulabiliriz. Bahçeli'nin de benden farklı yanı Sayın Erdoğan'la ittifak ortağı. Yani sorunu ben Sayın Bahçeli'ye dedim. Yani siz orada görüşün, burada halledelim ve bir şekilde hep birlikte olalım. Yani illa bu biz yapalım, siz peşimizden gelin, biz söyleyelim, siz el kaldırın diyecek halimiz yok. Bunun yanında asgari ücretten demin saydığım vatandaşın ekonomik beklentilerine, öğretmenlerin, memurların beklentilerine, müfredata, mülakata bunların hepsini de konuştuk. Onun dışında seçimleri karşılıklı değerlendirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda işte Sayın Bahçeli de sıkılı yumruk doğru değil noktasındaki yaklaşımını da ifade etti. Yani el sıkışmanın önemini, diyaloğun önemini. Son derece orada da yapıcı biz Sayın Bahçeli ile çok polemik yaptık, çok farklı düşünüyoruz. Sözcüleriyle inanılmaz sert tartışmalar içine girdik, giriyoruz. Arkadaşlarımız tam giriyor. Tam da onu soracağım. Yani Sayın Bahçeli zaman zaman hem size olsun hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne olsun çok yoğun böyle sert eleştiriler dile getirdi. Ama ikili görüşmelerde oldukça nezaketli birisi olarak ön plana çıkar Sayın Bahçeli. Sizin görüşmenizin atmosferi nasıldı? Aynen öyle çok. Karşılıklı nezaketle, karşılıklı anlayışla son derece ev sahibi bir şekilde birbirimizin ifadelerini hiç kesmeden, sözümüzü kesmeden, farklı düşünüyorsak da söz sırası bize geldiğinde onu yaparak hem Sayın Erdoğan'la hem Bahçeli ile böyle bir atmosfer içinde evet, geçti. Sayın zaten böyle olması gerekiyor. Görüşmeniz başa baştı galiba. Evet, grup başkan vekilleri meşrik ettiler ama onlar yan odada MHP'nin grup başkan vekilleriyle oturdular. Biz başa baş görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeniz esnasında Namık Tan not tuttu, o bulundu. Ama Sayın Bahçeli'yle görüşmenizi yalnız yaptınız. Bunun özel bir nedeni var mı? Şimdi bir kez özel nedeni şu. Sayın Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce Sayın Ahmet Necdet Sezer'i ziyarete gittim 23 Nisan günüydü. Bir Cumhurbaşkanı görüşmesini nasıl yapmam gerektiğini kendisine sordum. O da bana şöyle söyledi. Cumhurbaşkanlarının dedi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının özel kalemleri ve protokol müdürleri büyükelçidir. Evet. Onlarla görüşmeleri bir büyükelçinin sürdürmesi münasip olur. Hem de kazasız belasız ilerler. Onun üstüne ben Sayın Namık Tan'ı görevlendirdim. Kendisi hem Sayın Özel Kalem Müdürü'yle, Hasan Bey'le hem de Sayın Protokol Müdürü'yle, değerli büyükelçilerle görüştü. Görüşmenin detayları aralarında anlaşıldı. Ve daha sonra da Sayın yine Ahmet Necdet Sezer bir büyükelçinin not tutmasını talep edebilirsiniz. Onlar da bir büyükelçiye not tuttururlar Cumhurbaşkanlığı makamı olarak dedi. Öyle olunca da bize sordular nasıl görüşmek istersiniz? Biz de büyükelçimizin not tutmak için hazır bulunacağını söyledik. Onlar da bizden de bir büyükelçi hazır bulunur dediler ve
biliyorsunuz iki gün falan gazetelerde böyle haber oldu işte. AK Parti'de de bir büyükelçi not tutacak diye. Hı hı. Sonra Sayın Elitaş benimle olan geçmişteki ortak mesaisi, mevkidaşlığını hatırlatarak, kendisi de malum AK Parti'de genel başkan vekili, toplantıda AK Parti genel merkezinde yapılıyor. Heyette yer alabileceğini söyleyince Sayın Erdoğan onu heyete almış. Heyetler Sayın Elitaş, Erdoğan, ben ve Namık'tan şeklinde şekillendi. Ama bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın gördüğü lüzum üzerine Sayın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da not tutmak üzere heyete dahil oldu. Orada bir iade-i ziyaret de konuşuldu. Bu iade-i ziyaret ilişkimi takvimlendirdiği oldu mu? Henüz bir talep gelmedi ama geleceğini söylendi. Onu orada bir oturma düzenine benim itirazım olmuştu. Baştan işte biz de çok konuştuk o boş koltuğu. O diyalog nasıl gelişti? Şöyle gelişti. Yani aslında o diyaloğu AK Parti kaynakları da paylaşmış ve dinledik. Birinci ağızdan dinlemek isteriz. Ya şöyle, biz gittiğimizde... Sizin nasıl dikkatinizi çekti? Şimdi ben odaya girdiğimde tabii Serap Hanım, sizin Serap Hanım diye program. Bu arada başı sağ olsun, Serap Hanım'ın da bir kaybı aramızda olmuş. Olacak tabii kaybı. Karşılıklı sizin oturduğunuz gibi bir oturma düzeni beklerken 3 koltuk vardı. Ben şaşırdım şimdi, yani burada denge nasıl sağlanacak? Hani ikimiz uçlara otursak orta koltuk boş kalacak, olacak bir şey değil. Yani girdiğiniz anda fark ettiniz. Hemen tabii canım, yani bir de bu çok hani oturma düzeni önemli bir şey. Önceden konuşmuştuk da oturma düzeninin. Öyle mi? Tabii yani Sayın Büyükelçimiz Sayın Hasan Doğan'la görüştüğünde oturma düzeninin işte her iki tarafın eşit şartlarda oturacağı bir düzen olmasını temin edeceklerini taahhüt etmişti. Biz girdiğimizde ona çok uygun bir düzen yoktu. Ben tabii ilk anda böyle bunu kameralar önünde sorun edip veya fotoğrafçıların önünde sorun edip bir gerginlik yaşanıyor görüntüsünü görüşmenin ilk dakikalarında vermek istemedim açıkçası. Ve fotoğraf, ayakta fotoğraf çekildi. Oturduk. Kameralar çıkınca ben Hasan Bey henüz odadaydı. Şu ifadeyi kullandım. Dedim ki biz 3 yerde randevu talep ettik. Bu Çankaya Köşkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve AK Parti Genel Merkeziydi. Ancak Beştepe'de verilseydi oraya da giderdik. Ama bizim orayla ilgili zorluklarımız var. Çünkü hani o konuları gündem etmedim ama zorluklarımız olduğunu söyledim. Ama orada verseydiniz oraya da gelecektim dedim. Burada vermeniz, bunun için Hasan Bey de bir emek sarf etti. Teşekkür ediyorum dedim. Ama dedim burada vermeniz bir nezakettir. Size de ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum dedim. Ancak dedim oturma düzeni bizim açımızdan sorunludur ve bunun telafisi gerekir dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten ertesi gün Hürriyet gazetesinde de vardı. O AK Parti kaynakları doğrulamış, yani bunları söylemiş. O yüzden söylüyorum, yoksa bana söylediğini söylemem. Çünkü müzakerede altın kuraldır yani. Kendi dediğini dersin de aldığın cevabı söyleme doğru değil. Kendisi de biz de bir iade-i ziyarette bulunalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne olur mu dedi. Ben de gayet münasip olur, iyi olur, memnun oluruz diye ifadeler kullandım. Sonra da işte diğer konuları konuştuk. Özetle söyleyeceğim şu. Orada bir daha sonra bize o anda değil, öyle yansıdı. İlk başta Sayın Zeyrek galiba öyle tweetler attı. Sonra düzeltti kendi görüşmemizde de. O anda bir şey gelmedi. Ama sonra benim özel kalemime Sayın Hasan Doğan, diğer siyasilerin de aynı düzende ağırlandığını, işte Sayın Bahçeli'nin fotoğraf kareleri. Evet, fotoğraf kareleri yolladılar. Hani bu size özel bir şey değil. Cumhurbaşkanı olduğundan beri böyle yapıyoruz dediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bizim oradaki, yani bu bizim açımızdan uygun değil dediğimizde de böyle bir başka nezaret göstererek o işi tatlıya bağladı. Peki, ben çok özür dilerim Esra. Sayın Genel Başkan, şimdi normalleşme konuşuyoruz. Normalleşmeye dair yaptığınız bu girişimler, görüşmeler, beyanlarınız çok
çok önemli bir şekilde kamuoyunda geniş yankı buluyor. Gerçekten çok büyük bir size karşı takdir de var. Bunu da ifade edelim. Fakat özellikle sizin bir şekilde temsil ettiğiniz muhalefet tarafında bazı size dönük eleştiriler de var. Özellikle yaptığınız görüşmeler üzerinden bu eleştiriler sık sık gündeme getiriliyordu. Son olarak yakın zamanda görüştüğünüz bir isimin paylaşmış olduğu fotoğraf karesi üzerinden sosyal medyada çok yoğun eleştiri aldınız. Belki de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bu denli yoğun eleştiri aldınız. Başka bir hadise olmadı. Hem bu tepkileri takip ettiniz mi? Tabii. Öncelikle nasıl karşılarsınız? Bu görüşme nasıl gerçekleşti? Kim talep etti? Şimdi şöyle, Taha Hüseyin Karagöz, o arkadaş, gazeteci. Şöyle bir şey, Yeni Şafak'ta çalışırken bir gün bana bir yolla ulaştı. Ve dedi ki, ben TV Net'te, ki Yeni Şafak'ın İstanbul'da 3. katında bir stüdyosu vardır. Yeni Şafak'ın televizyonu. Bir program yapıyorum, Zor Sorular diye. Sizin işte meclisteki performansınızı da görüyorum. Oradaki mücadeleyi veriyorsunuz. Benim zor sorularıma cevap vermek ister misiniz? Gibi bir davet. Biraz da böyle hani challenge bari bir davet. Hı-hı. Böyle hani meydan okuma bari böyle. Hani var mısınız? Hadi bakalım gelin biraz da. Ama çok nezaketli bir dille söylemişti. Ben de tamam deyip gitmiştim. Tahmin ediyorum bundan 3 yıl önce. Format gereğiydi hakikaten. Sert sorular galiba. Zor da değil, sert sorular. Yani değişik üsluplu, sert. Efendim böyle kamuoyunda çok tartışılan birçok konuyu çok sert bir üslupla soruyor. Ama ben onu bizim açımızdan, kendi açımdan büyük bir fırsata çevirmiştim. Çünkü sorulan soruların birçoğunda ya trollerin çarpıtması, ya cümlenin başı var, ortasını almış, başı sonu yok falan gibi. Ya da çok iyi niyetle yapılan bir esprinin gerçekmiş gibi algılatılması. İşte bin çeşit şey. Ve benim açımdan, yani benim çevrem çok başarılı bir program oldu dedi. Ve sonradan da şeyi çok ölçtük. Karşı mahallede programın bizim tezlerimiz açısından çok faydası olmuş. Hatta bununla ilgili bir çalışma da yaptırmıştık. Sonrasında Taha Hüseyin Karagöz bayramlarda beni arar. Ben de açarım, bayramlaşırız. O bana o gün de demişti. Biz burada tartışırız ama ben insan ilişkilerine önem veririm. Hatta birebir de abi demeyi de tercih ediyor. Bu sadece o değil, Adem Metan var mesela. Bir kere de onun YouTube programına gittim. O da çok tatlı bir kardeşimiz. Bambaşka son seçimlerde yine Süleyman Soylu için çok gayret gösterdi veya oyum oraya diye açıkladı falan. Hiç dert değil yani. Böyle bir şey. Geçtiğimiz günlerde ben şeyi Meriç üzerinden geldi dedim ama ilk olarak şöyle oldu. Cumhuriyet, pardon, 23 Nisan resepsiyonunda karşılaştık, geldi yanıma. Ya ne haber, iyisin, sorduk falan. Ben dedim, görünme, o dedi işte bir tebrik mesajı attım, ulaştım falan. Ziyaretinize gelmek isterim dedi. Buyurun dedim. Sonra bir iki hafta önce ayarlayamamışlar. Meclisteyken geldi. Dediler Taha Bey kapıda. Dedim buyursun, aldık. Çok da hayırlı bir iş için gelmiş. Evleniyormuş. Cebinden bir davetiye çıkardı. Dedi ki ben bugün Ankara'da birçok yere işte AK Parti'ye, bakanlara falan davetiye verdim. Sizi de tanıyorum. Şeref verirsiniz dedi. Davetiye verdi, aldım. Fotoğrafı da bizim arkadaşımız çekti. Biz paylaştık. Yani biz yolladık WhatsApp'tan fotoğrafı, kendisi talep ettiği için. Bizim grup fotoğrafçımız çekti. Bu kadar normal bir şey. Sonradan vay efendim işte bu. Birincisi sosyal medyada fırtına koptu. Ya şunu söyleyeyim. Şimdi çeşitli caps'ler, photoshop'lar falan yapılıyor onun beraberinde. Bunlar fena şeyler değil. Şunu söyleyeyim. Bir, siyasetçi eleştiriye açık olacak. Ben bütün eleştiriler başımın üstüne. Yani kızıp da bir şey demem. İkincisi, bir yeni dönemdeyiz. Bu dönemin ruhu başka bir şey. Ve buna belki içinden rahatsız olup kamuoyundaki büyük destek üzerine bir şey demeyen ama mahalle kavgasının sertliğin geçmişteki yaralarını, acılarını unutmayan ve önemli, haklı da olabilecek kadar geçmişten yaralı bazı arkadaşların tepki gösteriyor olmasını da anlıyorum. Ama ben geçmişte de
Televizyon programına gittiğim birisi ziyaretinize geleceğim deyince nasıl gelme diyebilirim? Ha o gün ben sana gelmem kardeşim ne bana diyorsun desen olur ama o da ben değilim. Bana %99'u AK Parti'ye oy veren seçmenlere 1,5 saat partim ve benim hakkımdaki çoğu da asılsız spekülasyonu sormuş, cevap verme, açıklama imkanını bulmuşum. Bana o alanı açmış, düğün davetiyesi verme niyetiyle öyle deyip gelmedi ama davetiye verdi. Öyle de dese kabul ederim, davetiye olmasa da kabul ederim. Ama meselenin özü bu, 5-6 dakikalık bir şey. Ha sonradan tabii ona da yapılan haksızlık var, bakın onu da söyleyeyim. Mesela Akit gazetesinin attığı bir manşeti Atatürk'e hakaret. Mesela ben Akit'in çizgisinden utanç duyuyorum yani. Böyle acayip şeyler yazıyorlar. Haberin içinde Taha'nın bir haberini alıntıladıkları için onu Taha yaptı gibi Akit yazarı diyorlar. Akit yazarı değil Yeni Şafak yazarı. Akit yapmış ona, ona mal edilmiş. Ama bizde rahatsızlık oluşturacak birçok şey söylemiştir. Geçmişte İBB ile ilgili de dünya kadar laf söylemiş. Birçoğunu biliyordum, birçoğunu bilmiyordum falan. Ama sonuçta zaten normal meşru dediğim bu. Düğün davetiyesini verdi, davetiyeyi aldın. Birlikte hani vakit olmadı olmadı çay içeriz, kahve içeriz. Normalleşme bu. Yarın da o da bize bir haksızlık yapmaz. Ben eleştirileri anlıyorum ama buradaki pozisyonum o eleştiren arkadaşların gösterdiği gibi bir şey değil. Yok efendim işte AK Parti ile görüştü. Şimdi AK Partili kalemlerle sıkı fıkı oluyor falan. Öyle bir şey yok ama nezaket içinde insani ilişki sürdürmek önemli bir şey. Bir de ben yani bu şeye çok önem veririm. Hayatımda kimsenin elini havada bırakmadım. Öyle kapıma gelen ya da randevu isteyen birine hadi kardeşim git falan bu doğru bir şey olmaz. Bu normalleşme başlığını bir şey söyleyerek bir soru sorarak kapatacağım izin verirseniz. Şimdi normal bu eleştiriler şurada bağlanıyor. Normalleşme ama bu kadar da değil. Bir sınırı olmalı. Yani bir sınırı olmalı. Şimdi... Sizin bir sınırınız var mı bir normalleşmede? Ya bir normalleşmenin sınırı şudur. Normale dönünce sınıra varmışsınız demektir. Normalden bahsediyoruz. O yüzden yumuşamanın sınırı yoktur. Normalleşmenin sınırı normal ilişki düzeyidir. Ben dün bana hakaret eden, çok kötü davranan, bilmem ne yapan birisiyle biz artık en yakın arkadaşız dersek bu olmaz, bu normal değil. Ama asgari necaket durallarında buluşmak normal. Buradaki sorun şu, buradaki sorun 47 yıldır seçim kaybeden ve çok moralsiz bir kitle ve oradaki travmalar ve özgüvensizlik halinin bugüne taşınma durumu var. Ben o özgüvensizlikle siyaset yapamam. Benim abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun. Ben kim olduğumu biliyorum. Benim oturduğum koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. Benim oturduğum koltuk Ecevit'in koltuğu, İnönü'nün koltuğu. O yüzden de yani özgüvenli liderlerin koltuğu. Bu koltuğun üçüncü sahibi bundan 47 yıl önce %41 oy aldı. Ben de %38 oy alan bir başarının parçasıyım. Bir zaferin ortaklarındayım. Ama ben bunu rakiplerime biz kazandık diye hakaret edecek ve onları itecek, kaltacak. Benim üzüldüğüm bir tek şey var. Anlatınca herkes aa diyor. Ya dedim ki birkaç eleştiren arkadaşı aradım. Diyorum ki ya sen böyle diyorsun ama ben adamın programına gittim ya. Programına konuk etmiş, 1,5 saat durmuş, 4 tane çay içirmiş. O bana geleceğim deyince aa onu bilmiyordum. E haklısın biraz. Ama hep bir izaha muhtaç. Neden? Şunu demiyor yani. Ya genel başkan yapıyorsa yani bunu yaptığına göre doğrudur. Çünkü insani ilişkisini o bilir, geçmişini o bilir, background'unu o bilir. Yani düğün davetisi vermeye gelen birini CHP'nin kapısından yani parti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meclisteki odasının kapısından çevirecek ahlak hiçbir CHP'li de yok yani. Peki. Olmaz öyle bir şey. Sayın Genel Başkan, yakın zamanda sizden önceki Sayın Genel Başkan'la bir görüşmeniz oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeniz öncesi oldukça radikal bir çıkışı oldu. Sarayla müzakere olmaz, mücadele olur şeklinde. Sonrasında da bir değerlendirmesi oldu. Siz bu değerlendirmeler üzerine
Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir temas yaptınız. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu temasınız esnasında Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşme konusu konuşuldu mu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeye ilişkin yaklaşımı neydi? Ayrıca siz bu görüşme öncesi ve sonrası yapılan açıklamalara ilişkin herhangi bir eleştiri mahiyetinde Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik beyanda bulundunuz mu? Şimdi orada şöyle bir şey var. O açıklamayı ben açıkçası o tweet'i hiç üstüme almamıştım. Almamakla da doğru yapmışım. Birileri hemen Özgür Özel'e şunu dedi, bunu dedi dediler. Hatta bir arkadaşımız da açıklama yaptı. Kemal Bey'le konuştum, Özgür Bey demiyormuş diye. Ben hiç üstüme almadım. CHP Genel Başkanları... Ama bir görüşme diyor CHP esasında. Genel Başkanları öyle her atılan tweet'i üstüne almazlar. Almamaları lazım. Almamıştım. Sonra ben Sayın Hikmet Çetin'i, Sayın Altan Öğmen'i, Sayın Murat Karayalçın'ı telefonla aradım. Kiminle 25 dakika, kimiyle 17 dakika, kimiyle 12 dakika telefonda konuştuk. Sonra da Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Görüşmeye gitmeden önce. Hatta biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla pazartesi akşamı yemek yiyecektik. Sonra cuma günü akşamı aldık. Öyle olunca yemekte konu olacak bir şey. Telefonda aradım kendisine. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettim. Randevu Perşembe günü saat 16 için kesinleşti. O gün 1 Mayıs'ta herhalde. Ben gittiğimde şunu konuşmayı düşünüyorum. Bu gündeme dair önerileriniz, ilave önerileriniz ve uyarılarınız var mı? Sayın Kılıçdaroğlu da bana şunu demedi. Müzakere etme, mücadele et, o görüşmeye gitme demedi. Önerilerini söyledi telefonda. Dedi ki şöyle bir cevap olabilir, şöyle bir şey olabilir, şunu hatırlatmakta fayda var. Şunu demekte fayda var. Ben çok teşekkür ederim dedim. Not aldım ve dediklerini de orada birini ifade ettim. Bir konuda da o veriyi kullandım. Görüşmeden sonra da Sayın Hikmet Çetin'i aradım, Altan Öğmen'i aradım ve Sayın Genel Başkanımızı bir an için böyle şey, Hikmet Çetin'i aradım, Altan Öğmen'i aradım, Murat Karayalçın'ı aradım. Üçüne de görüşmenin nasıl geçtiği konusunda malumat verdim, bilgi arz ettim. Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu telefonla aramadım. Danışmanına özel kalemim dedi ki Sayın Genel Başkan, üç genel başkanı aradı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla yarın akşam yemek var. Yemekte yüz yüze anlatmak için aramıyor. Çünkü duyuluyor, haber oluyor. Üçünü aradı, Kılıçdaroğlu'nu aramadı. Olumsuz bir haber olmasın, yanlış anlaşılmasın diye. Evet. Yarınki görüşmede yüz yüze anlatacak. Onlar da daha iyi olur dediler. Onun üstüne ertesi gün gittik. Ben orada oturduğumuzda konu başlıklarımızdan bir tanesi Sayın Meclis Başkanı'nın ziyaretiydi. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesiydi. Diğer genel başkanlara verdiğim bilgi kapsamında kendisine de bilgi verdim. Kendisinin bazı katkıları oldu, bazı soruları oldu. Ama neden görüştüm falan demedi. Ben de dedim ki demek ki doğruymuş. Her tweet'i üstüne almamak gerekiyormuş. Çünkü öyle olsa orada benim yüzüme de öyle bir şey söyler. Onlar şey dediler. İşte sarayla mücadele. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Müzakere de bir mücadele yöntemidir. Mücadele sadece... Demokratik muhalefet. Demokratik muhalefet. Bunu yapmanız lazım. Bunu yaparsanız ben de bunu yaparım. Bu da bir mücadele. Mücadele ne için veriliyor? Kazanmak için veriliyor. Bazen kaybedilmiş bir hakkı geri almak için. Bazen bir yoksula bir katkı sağlamak için. Bazen bir maaşı arttırmak için. Bazen anayasal bir hakkı savunmak için. O da bir mücadele yöntemi. Ama illa mücadelede kalp kırmak diye bir şey yok. Eğer konuşarak hallolabiliyorsa bağırmaya gerek kalmaz. El sıkışarak hallolabiliyorsa miting yapmaya gerek kalmaz. Ama hallolmuyorsa miting yaparız. Şimdi Sayın Erdoğan 22'sinde emekli maaşlarını bizim dediğimiz gibi şimdilik asgari ücrete 17.002 liraya çıkarsa ben 26'sındaki mitingi iptal ederim. Bana o niye miting yapmadın diyen de çıkacaktır. Ben emekli maaşı arttırılsın diye miting yapıyorum. Atanmayan öğretmenlere 100 bin atamayı versin mitingi iptal edeyim. Bu müzakerenin sonucu. Müzakerede sonuç almazsan mücadelenin miting boyutuna geçersin. Evet. Yarın yürüyüş boyutuna geçersin. Öbür gün ne bileyim oturma eylemi yaparsın. Meclis görüşmelerini kilitlersin. Ama müzakereyi denemeden bunları yapmanın da bir sonuç vermediğini birçok kez hepimiz test ettik yani. Sayın Genel Başkan, şimdi bu
adaylık tartışmasını bir açmak isterim. Şimdi seçimin ardından siyasette böyle de bir tartışma başladı. Sizin bir teknik direktör metaforu üzerinden bir açıklamanız olmuştu. Takımda iki forvet var, bir Sayın İmamoğlu, bir Sayın Yavaş demiştiniz. Kendinizi de teknik direktör olarak konumlandırmıştınız. Sonrasında yaptığınız açıklamada da CHP'nin genel başkanı olmak, kendi adaylığımı dayatmak ve tüketmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hataya düşmeyeceğim dediniz. Şunu sormak istiyorum. Yani siz gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olmak mı istemiyorsunuz? Yoksa bunun ilerideki olası bir adaylığınızı riske atacak bir zamansız tartışma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ne istiyorum biliyor musunuz? Ben gelecek seçimleri kazanmak istiyorum. Gelecek seçimleri kazanmanın önündeki her engeli aşmak benim görevim. Geçmişteki hatalardan ders alacağız, doğruları tekrar edeceğiz. Biz geçmişte şu hatayı yaptık, açık yüreklilikle söylüyorum. Seçime daha yıllar varken bitmez tükenmez aday tartışmalarına başladık. Ve yine daha çok vakit varken ve masada aday daha konuşulmamışken Sayın Genel Başkanımıza çok yakın isimlerin çıkıp adayımız Kılıçdaroğlu dediğini duyduk. Ben bunun içeride tartışmasını yaptım ve bir ölçüde tepkilerini de gördüm. Doğru değil dedim. Yanlış dedim. Genel başkanımızın aday olmasını istemek başka bir şey. Müzakere edilmeden, masada konuşulmadan ki Kemal Bey daha aday konuşmadık diyordu. Adayımız Kılıçdaroğlu demek yanlış dedim. Gönlümden geçiyor deyin dedim. Ben isterim diyor dedim. Başka bir şey. Veya sonra Kılıçdaroğlu aday yapılmazsa masa dağılır demek. Çok yanlıştı. Bu şu demek. Biz sizi bu masaya figüran olarak oturttuk. Aday da yatıyoruz. Aday da yatıyoruz demek. Bunu Kemal Bey yapmadı ama Kemal Bey'i çok sevdiğini ve çok yakın olduğunu söyleyen bazı dostlarımız, Kemal Bey'in dostları, bazı arkadaşlarımız yaptı bunu. Ve bu bize aslında çok kazanabileceğimiz bir seçimde, belki de Kemal Bey'le de kazanabileceğimiz bir seçimde. Yani ben Kemal Bey seçilecek aday değildi demem ama öyle yanlış yöntemlerle ilerlendi ki bazı yerlerde boşu boşuna tartışmalar, karşılıklı hatalar, masada olmayacak şeyler oldu ve buraya geldik. Şimdi bir, erken aday tartışmasının hiçbirimize faydası olmadığını biliyoruz. İki, birilerinin sırf genel başkan diye genel başkanı dayattığı veya söylediği meseleyi biliyoruz. Bir de benim görevim şu. Ben şu anda teknik direktörüm. Ben icracı bir yerde değilim. Forvet 3'e çıkmadı mı? Nasıl? Forvet 3'e çıkmadı mı? Forvet 5'e de çıksa veya takımın hepsi atağa da kalksa bundan takım faydalanır. Benim anlatmaya çalıştığım mesele şu. Ben geleceğe dair umutları köreltmek, endişeleri kabartmak, ya yine mi benzer hata yapılacağı, aslında ben öyle bir noktadayım ki ben partinin genel başkanıyım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan öyle az buz bir şey değil. Maalesef Türkiye siyaseti sosyal demokrat bir partinin genel başkanından daha başka bir yere taşıyor. Çünkü diğer rakipleriniz öyle konumlanmış ki partilerinde. O yüzden ya genel başkan ne olursa olsun 5 sene sonra aday olacak ifadesi şu riski getiriyor. Ya daha rahat kazanacak bir aday varsa kendisiyle riske mi atacak? Ya günü geldiğinde nasıl belirleyeceksiniz? Ben şöyle 31 Mart seçimlerini aday belirlerken biliyorsunuz bir sürü eleştirenler oluyordu. Evet. Diyorlardı ki Özgür Özel CHP tarihinin en kısa süreli genel başkanı olabilir. 1 Nisan felaketi geliyor. Ben de hep diyorum ki çok beklerler. Büyük bir zafer geliyor. Bunu sizin yayınınızda da söylemiştim. Evet. Belediye isimleri de saydım hepsini de kazandı. Çünkü ben görüyordum. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bir, tek başıma asla karar vermem. İki, kendimi dayatmam. Üç, bir adayı dayatmam. Dört, partinin seçilmiş hiçbir organını dışlamam. Ne meclis grubunu, ne MYK'yı, ne PM'yi. Başka yerde karar alıp onlara da dayatmam. Ne yaparım biliyor musunuz? Bütün seçilmişlerden görüş alırım. Bakın, demokratik dijital katılım diye bir şey çalışıyoruz. Şu anda kurultay delegeleri il ilçe başkanlar düzeyindeyiz. Yakında bütün üyeler düzeyine gideceğiz. Bir tuşla genel başkan bütün kurultay delegelerine görüş soruyorum ben.
20 dakika süre verirsem 20 dakikada geliyor. 3 gün veriyorum, 3 günde geliyor. Bütün üyelere geçmek üzereyiz. Şunu göreceğim ben. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemdeki görüşmemi doğru buluyor musunuz? Bölgesel kırılımlara göre, cinsiyet kırılımına göre, yaş kırılımına göre, meslek kırılımına göre talebi. Sonra açık uçlu. Erdoğan'la görüşmede hangi maddeyi gündem etmemi istersiniz? Tırt yağıyor. Yaptık bunları. Şimdi bütün üyelerle yapacağız. İleride belki de gönüllü bütün seçmenlerle yapacağız. Bu takım riskleri bertaraf edebilirsek. Ve en geniş toplumsal kabulle en çok oyu alacak bir Cumhuriyet Halk Partili'yi Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Ve bu seçimi kazanacağız. Bunun önünde kendimin dahil kimsenin ihtirasını engel olarak kabul etmem. Bu kadar net. Kimsenin, kendim dahil. Cumhuriyetin, benim bir tane rüyam var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi tarihini iyi bilen birisiyim. Hep de bunu söyledim. 1970'lerde toplumun talebini, milletin sesini duymuş, toplumun taleplerini okumuş, ona göre doğru bir siyasi hat belirlemiş Ecevit, 70'lerde yapılan iki genel, iki yerel seçimin dördünden de birinci parti çıktı. Ben birincisini başardım. Şimdi sıra ilk genel seçimi kazanmakta. Bunun önüne kendimi bile engel koymam. Yani kendim de dahil kimsenin ihtirasını tanımam diyorsunuz. Doğrusu neyse onu yapacağız. Teknik direktör metaforundan şöyle bir şey aklıma geliyor. Teknik direktör sonuçta kadro dışı da bırakabilir. Teknik direktör 90. dakikada penaltı kazanınca kimin atacağına karar verir. Dur ben kullanacağım demez. Birincisi bu. Hı hı. İlla ben atacağım demez. İki, teknik direktör kadroya yeni arkadaşlar dahil edebilir. Mevcutlardan formsuz olanları dinlendirebilir. Bunların hepsi siyasete dahildir. Benim söyleyeceğim şu. Bugün için bir tespit sordular. Dedim ki takımda iki santrafor var. Evet. Biri sağ açık. Bunu Çipras'a da söyledim, çok güldü. Mansur Bey'e de sonra söyledim. Biri sol açık. Ama dedim bizim sağ açık da baksan senden de solcu olabilir dedim Mansur Bey'le ilgili. Şöyle ki sosyal politikalarda çok iyi. Sosyal yardımlarda falan yani sol politikaları sağ açık dediğimiz kişi de. Ekrem Bey'in toplumsal kabulü ve Mansur Bey'in toplumsal kabulü çok üst düzeyde ve geçmişte de üst düzeydeydi. Ben bu iki arkadaşımızı sağ açık ve sol açık. Yarın futbolda 4-3-5-2'den 4-4-3'e geçersiniz. 3 santraforla oynarsınız. Veya birisi çok sivrilir, verdiğinizi atıyordur, tek santrafora geçersiniz. Ama bu o günün işi. Bugünden zaten MYK'da söyledim, grupta söyledim, bir kez daha söylüyorum. Bugünden aday tartışmaları son noktayı Özgür Özel tarafından konmuştur, bitti. Adayı günü gelince konuşacağız. Evet. Sorunuzun kalan kısmının cevabı buyurun. Şu. Biz siyaset kalesinin başarı kapısında 1980'den beri kapıda kalmıştık. Bir türlü açamıyorduk. Nasıl açacağız diye baktık. 3 tane kilit var. Nerede bu diye aradık. Dedim ki Atatürk bunu bir yere koymuştur. Birinci kilit gençler. Daha çok genç. 43 yaş ortalaması olan PM ile yönetiyorum partiyi. İkincisi kadınlar. Daha çok kadın aday. Kadınlara daha çok söz hakkı. İkinci kilidi açtı. 3 bilime. Dogmaya değil bilime sarılma. Anketlere gülüyorlardı. Yapay zekaya gülüyorlardı. Sahada adayları anketle takip ediyorum diyordum. Gülüyorlardı. 350 bin anketle aday belirledik. 255 bin anketle adayları sahada takip ettik. Kilise anketle kazandık. Bana şunu dedi anket raporu. Kiliste AK Partililer ve MHP'liler kendi adayları yerine CHP'nin adayına yönelmişler belli oranda. Tüm CHP'lilerde öğrenilmiş çaresizlik var. Başka adaylar oy veriyor ya da sandığa gitmiyor. Onları ikna edersen kilise alırsın. Kilise alınır mı ya? Bir baktım bir de tam buna bakarken programa kilisi koyduk. Bir gün sonra Erdoğan da koydu. O da gördü anketi, seçim gidiyor. Gittim açık açık konuşmaya geldim dedim, yağmur başladı. 45 dakika konuştum yağmurun altında. Siz partinize oy verirseniz bu sefer bu iş olacak. Bakın dedim şu saçağın altındaki AK Partililer illallah demiş. 20 yıldır aynı adayları AKP ile MHP döndürüyor. Memleketim kiliste bayat o, müceddere. Müceddere'yi tanımlaması yaptık. Dedim ki bakın dedim bu müceddere bayat yenmez. Yani müceddere
pişirildiğinde çok lezzetli bir yemek ama bayatlandığında bıktırıyor. AK Parti, MHP bayat mücetlereden bıkmış dedim kiliste. Taptaze 38 yaşında avukat aday var dedim. Verin oyu kazanacak CHP'ler. Onlar vermeye hazır. Siz verin dedim. Ankette görmesem nasıl gideceğim? Peki. Diyeceğim şu. Ankete bakmak ve bilimden yararlanmak, odak grup çalışmaları gelecek seçimde de en önemli yönlendireceğimiz. Ankette üstte olan birileri varken altta bir adayımız olmaz. Tek cümle yanıt lütfen. Bugünden kendini kimse Cumhurbaşkanlığı adaylığına şartlamasında der misiniz? Şunu diyebilirim. Bugünden gönlünden geçen herkes kendi görevini en iyi yaparak kendini Cumhurbaşkanı adaylığına şartlasın, karşılığını alır. Önemli olan o gün geldiğinde kimle kazanıyoruz? En rahat kimle kazanıyorsaksa onunla kazanacağız. Peki çok küçük bir virgül. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le özel bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Küçük bir ara, aranın ardından siyasete dair özel sorularla mülakatımız devam edecek. Ayrılmayın lütfen. Efendim tekrar merhabalar. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Ankara'dayız ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le yayınımızı sürdürüyoruz. Efendim ben bir başlık daha açmak istiyorum. Son günlerin en önemli tartışma konusu, gündem maddesi. Şimdi belediyelerde eş dost kayırmacılığı. Şimdi siz CHP olarak yıllarca iktidara bu başlıkta, bu konuda çok yüklendiniz. Şimdi fakat son günlerde, yani 31 Mart seçimlerinden sonra özellikle sizin aldığınız belediyelerle ilgili bu eş dost kayırmacılığı ile ilgili çeşitli iddialar, örnekler var. Mesela en son Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlarla ilgili nasıl bakıyorsunuz, ne diyorsunuz? Örneğin Bursa özelinde bir girişiminiz oldu mu? Sayın Başkan'ı aradınız mı? Nasıl bir yol izlediniz? İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız 6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilimizin abisini danışman atadı. İki tarafa da telefon açtım ve hemen vazgeçtiler. Dün Bursa ile konuştuk. Net olarak mesajımızı verdik. İstifa ettirdiler. Bugün Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı ilettik. Çözülecek. Ve buradan bir kez daha söylüyorum. Bir, eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. Hep şöyle çok haklı gerekçeler var. Ya aslında o yönüyle değil, ben anlamam diyor. Çok liyakatlı. Çok liyakatlı, işi iyi bu bilen. Kadar iyi de bilmem ne de falan. Yani Türkiye'de tekse izah et. Hani böyle olur ya, uzaya astronot yollayacağız. İşte bizim Sefer Avcı var, başka da yok. Tamam. Sefer Avcı. Ama onun dışında yapmayın kardeşim diyorum. İstismar edilir. Çok burada tavrım net. Ve açıkça şunu da söyledim. Benim kardeşim geçen sene emekli olana kadar EYT'den, adalet yürüyüşünden beri işsizdi, hala da işsiz. Yani artık işte aramıyor, emekli de oldu, bir maaş bağlandı. Çok büyük bir bankanın bilgi işleminin en üst noktalarından birindeydi. Adalet yürüyüşüne gitmek için izin istedi. Vermediler. 60 günlüğüne izni birikmiş. Her şeyin yedeği var, senin yok demişler kardeşime. Yedeklemenin başındaydı Barış. O da kendi adalet yürüyüşünü başlatıp binadan çıkıp gitmiş. E tabii bir böyle bir ayrılıktan sonra davalar mavalar da oldu. Benzer ölçekli diğer yerlerden de iş teklifi gelmedi, diğer bankalardan. Uzmanlığı da banka verisi saklamaktı. Ben bilmiyor muydum kardeşimi grup başkan vekili olarak herhangi bir belediyenin IT departmanına? Barış'tan iyi kimse yapamaz. Ama kardeşim de işsiz kaldı. Veya bir başka tarafta birçok akrabam işsizdir, bilmem nedir, ama bizde öyle bir şey yok. Genel başkanın yapmadığı yerde siz de yapmayacaksınız kardeşim. Bunu kötü niyetle yaptıklarına inanmıyorum. Diyor ki bu konuda en iyisi ben diyor. Şu belediyedeyken de diyor o ekiple çalışıyordum, buraya alıyorum diyor. Ama olmuyor işte, yani olmuyor. O konuda tavizimiz yok. Müdahalemiz net. Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'de bunun olmadığı belediye yoktu neredeyse. Normal karşılıyorlardı. Efendim özel kalem müdürlüklerinden memurluğu 6 ayda bir cır 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 döndürüp ne kadar varsa. Danışmanlar, o onun akrabası orada, onun akrabası burada. E biz bunu eleştirdik. Şimdi bizim zorluğumuz şu. Adalet ve Kalkınma Partisi koyu gri. Bir nokta kurşun kalem koysan kolay görünmüyor. CHP bembeyaz. Dokundurduğun yerde sırıtıyor. Bu kadar bembeyaz bir kağıdın üstüne birkaç tane de olsa
kurşun kalemle kimsenin dokunmasına izin vermiyor. Bursa'da son durum ne? Halen o kişiler bitti mi? Geri alınma gibi durum söz konusu değil. Hayır. İstanbul'un bazı ilçeleriyle ilgili de bugün yine bazı iddialar ve haberler varsa istifa edecekler. İstifa ettirecekler. Evet, yolu yok. Bir denetleme mekanizmanız olacak mı? Zaten var da şöyle. Yoksa buradan çağrı yapıyorum. Böyle varsa aldığınız kararlar bundan geri adım atın. Bunları görevden alın diyorsunuz. Gökhan Zeybek aramadan ben diyorum ara. Bir Balıkesir'le kendim de konuştum. Gökhan Zeybek'in aramasına kalmadan bu işleri yapmasınlar, vazgeçsinler. Çok iyi niyetle de yapılsa, efendim bunu biliyor, yıllardır beraberiz, yol arkadaşım, onun karısı diye değil, onun abisi diye değil ama diyorlar. Ama bunu vatandaşa anlatamayız biz. Bu doğru bir şey değil. Şu kadarını söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde eşgüdüm eğitim ve denetim departmanı kuruyoruz. Başında Yılmaz Büyükerşen genel koordinatör olarak var. 20 kişilik bir danışma kurulu var. Önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, uzmanlar. Ayrıca tabii onların altında profesyonel kadro. Denetimin altında 20 tane sayıştaycı. Onun yanında mülkiye müfettişleri şu ana kadar 4. Önceki dönem milletvekilleri. Bunlar tabii ki gidip de belediyede sayıştay denetimi gibi denetim yapmaz. Orası resmi kurum. Ama denetime hazır hale getirme. Geçireceği denetimde hukuki destek sağlama ve yanlış bir iş yapmamak yönünde doğru eğitim verme. Bunların hepsini yapıyoruz. Bundan sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü okyanusu geçecekken derede boğulmasına kimsenin izin vermeyeceğiz. Çok net. Okyanusu geçme niyetindeyken derede boğdurtmam yani. Tam da bu noktada şimdi siz bir sınav olarak değerlendiriyorsunuz esasında CHP'li belediyelerin içerisinde bulunduğu durumu. Şöyle de bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen çok sayıda belediye var bu dönemde. AK Parti'den geçen var, çeşitli partilerden geçenler var ama Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde siz de değindiniz. Muhtemelen kamuoyuna öyle yansıdı. Bu belediyelerin borçlarıyla alakalı. Size geçen belediyelerin önemli bir kısmı belediye binalarına borç, güncel borç durumuna ilişkin yazı astı. Ve birçoğunun da esasında borç durumunun o kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi ki neredeyse çalışamayacağız diye ifade ettikleri bir durum söz konusu. Bu borçlara ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'yla değerlendirmeniz oldu mu? Bir de sizin 5 yıl sonra sandık başına gidildiğinde belediyelerinizin böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmaması için nasıl bir mekanizma kurmak istiyorsunuz, kurabilirsiniz? Birincisi şöyle söyleyeyim. Biz geçtiğimiz dönemde çok borçlu belediyeler devraldık. Şimdi o borçların çoğu döndürülebilir ve aslında hani işleyişte normal kabul edebilecek cari borçlara indi. Formül şu: İsrafı bitirip tasarrufu yaygınlaştırmak. İstanbul Büyükşehir ile ilgili net bir rapor var. Bir kişi alsın ve desin ki bu doğru değil. Çok net, çok resmi raporlardan çıkmış toplamlar. Özetini söylüyorum. Yarı parayla iki kat iş yapmışız İstanbul Büyükşehir'de. 4 kat fark var. Türlü örnekler verebilirim. Örneğin Denizli Büyükşehir'i aldık. İlk gün belediye başkanı 45 tane makam arabasını iade etti. Maliyeti 70 milyon TL. Yıllık kira bedeli. Dedim ki kimlerin de? Abi dedi, biz böyle çok samimiz, kusura bakmayın. Yani Nuri Başkan'la konuştuk. Başkanım dedi, genel başkanım dedi. İnanılmaz bir durum var dedi. Daire başkanında var, başkanın özel kaleminde var, yardımcısında var. İnanamadım dedi. Oralara ben de atama yaptım dedi. Dedim ki herkes arabasına binecek, gelecek. Havuza dedi 5 tane araba koydum, lazım olan buradan kullanacak. 45 araba fark ediyor, 70 milyon TL. Manisa Akhisar Belediyesi geçen dönem. Akhisar'da belediyesinin ihalesine Mersin'den AK Partili bir şirket girmiş. Bütün çöp kamyonları, işte park bahçedeki kamyonlar falan hepsi oradan kiralanmış. Acayip bir para. Besim Başkan bu ihaleyi yenilemedi, durdurdu. O ihale parasının yarısından araç gereci aldı. 2 sene sonra araçlar bize kaldı. 3 senede bedavadan kullandık. Her yerde böyle. Hep bir yandaşa ihale verme telaşı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler zaten bu anlamda inanılmaz işler yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Bizde durdukça borç azalıyor.
bu dönem CHP'den çok borçlu belediye aldım diyen birisi çıkıp bağırıyor mu? Ama CHP'liler bağırıyor. Çünkü bizde israf yok, öbürlerinde israf ve kayırmacılık var. O yüzden bu kadar güçlü yanımız varken orada bir yanlış atama yüzünden böyle CHP'de aman hepsi aynı dedirtebiliyorlar ya, bir orada çıldıracak gibi oluyor insan. Aynı değiliz. Çok iyiyiz ama leke gösteriyoruz. Onu yapmamak lazım yani. Onun için böyle şey yapıyorum. Şimdi diğer sorunuz Sayın Cumhurbaşkanı'yla geniş bir rapor, yani daha doğrusu çok detaylı bir raporun bir özetinden bahsettim ve şunu talep ettim. Eşitlik. AK Partili belediyeler kamuya olan borçlarını ödemiş. Örneklerinden de bahsediliyor. Herkes de biliyor. Üsküdar'da var, Süleymanpaşa'da var, Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da var. Adam vergi borcuna karşılık arsayı vermiş. Üstünde cami var. Şimdi bunun tahsil kabiliyeti var mı? Vergi dairesi ben bu camiyi yıkıyorum, arsasını satacağım, paraya çevireceğim diyebilir mi? Üstünde cami olan arsa belediyede dursa ne olur, maliyede dursa ne olur? Bundan borç silinir mi? Siliniyorsa bizimkilere de sil. CHP'li belediyede yok. Trafoyu sattılar. Trafoyu. Trafo satılır mı ya? Borcuna karşılık trafo veriyor. Ne yapacak adam? Trafoyu satacak, elektrikler mi kesilecek? Trafo çalışıyor işte orada. Trafonun arsasını borça saymışlar. Ya bize de yapın, ya AK Parti'ye de yapmayın. Ya da bir sürü borç var. Plan Bütçe Komisyonu'nda şirketlerin borçları silindiği gibi gelin belediyelerin de borçlarını silelim. AK Parti'nin de silelim, CHP'nin de silelim. Zaten sizden aldık bu belediyeleri. Öbür türlü hizmet üretemeyiz. Ha, siz bize elinizi kolunuzu bağlayalım, hizmet üretemeyin. Vatandaş CHP'li belediyeleri beceriksiz görsün diyorsanız ben bunu o aşamada artık siyasetini yaparım. Ya da atılmayan imzalar. Biz yurt dışından kentsel dönüşüm için dünyanın parasını bulmuşum İzmir'de. İmzada bekliyor. İmzalamayacağım, kentsel dönüşüm yapmayacağım. Deprem olursa çocuklar ölecek. Ben bunu önce müzakeresini yapayım. İmza atılmazsa gider orada siyasetini yaparım. Veya mitingini yaparım. Meselenin özü bu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile bu görüşmede olumsuz bir şey görmedim bu anlamda. Birlikte arkadaşlarımızı buluşturmaya karar verdik. Bizden yerel yönetimlerden sorumlu Gökhan Zeybek, AK Parti'nin de ilgili bakanı, Şehir ve Çevre ve Şehircilik Bakanı, müsait zamanda, çok yakın zamanda randevuleşecekler ve detayları konuşacaklar. Yani benim detay anlatmam değil, çok üstün körü anlattım. Yani ama belediyelerin borç yönetimi ile alakalı bir istişare süreciniz i̇stişare olacak. İstişare yapılacak, bir çalışma yapılacak. Sonuç alınır alınmaz bilmiyorum. Alınmasını umuyorum. Peki. Sayın Genel Başkan, ben belediyelerle ilgili iki başlıktaki tartışmayı sormak istiyorum size izninizle. Şimdi birisi Afyonkarahisar. Afyonkarahisar Belediye Başkanınız Burcu Köksal seçimden önce malum işte DEM Parti ile ilgili bir çıkışıyla gündeme gelmişti. Çok konuşulmuştu, hatta Ekrem İmamoğlu da parti bul kendine diye bir yanıt vermişti. Şimdi Burcu Hanım'ın bir faaliyeti çok yine gündemde son günlerde. İşte göçmenlere nikah ücretini 10 bin liraya yükseltmesiyle ilgili. Şimdi buna karşılık Deva Partisi'nden de bir suç duyurusu var. Bu anlamıyla Burcu Hanım'ın arkasında mısınız ve göçmen politikasını, Afyonkarahisar'da uygulanan o göçmen politikasını onaylıyor musunuz diyeceğim. Sonra ikinci soru. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir değerlendirmesi göçmen oldu. Göçmen politikası yerel yöneticilerin işi değildir. Arkadaşlara bunu söyledim. Buradan da söyleyeyim. Yarın da Afyon'dayım. Göçmen politikası, Burcu çok sevdiğim, çok çalışkan, bir işi tuttu mu koparan ve inanın Afyon şimdi %50 ile mi kazandı? %70 ile kazanır bir dahakine. Veya çok daha önemli görevleri verin, başarabilecek arkadaşımızdır. Hiç yani ona bir şüphem yok. Afyon'da kaç tane göçmene nikah kıyıyoruz onu da bilmiyorum. Yarın bir bakacağım. Oradaki yaklaşım Afyon'da ve Türkiye'nin birçok yerinde seçmenler Türkiye'de bu kadar açlık, bu kadar yoksulluk, bu kadar işsizlik varken AK Parti'nin kötü dış politikası, hatalı kararları ve Suriye politikası yüzünden Türkiye'ye bu kadar göçmen gelmesinden rahatsız ve tepkili. Bu tepkiyi siyasete ciro etmek için bu tip açıklamalar sosyal demokrat bir partiye de bir kamu yöneticisine de yapması gereken açıklamalar değil. Zaten
hani öyle Afyon'da öyle her gün şey kıyıldığı, nikah kıyıldığı falan da yok. Suriyelilere falan. Bu açıklamalar partinin genel çizgisinin hattının da hattıyla da çok uyuşan açıklamalar değil. Bizim göçmen politikamızı biliyorsunuz. Biz Suriye ile müzakereyi, Esad'la müzakereyi, barışı, Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in devreye sokulmasını, herkesin taşın altına elini uzatmasını, Suriye'deki insanların yine ülkelerine dönecek cazip yerleşimi, öyle pirket evler falan değil de iş, aş ve konut sağlanmasını, teşvik edilmesini, Türkiye'nin de Türkiye'de doğmuş 1,5 milyon Suriyeli çocuk için belki bir takım jestler düşünmesini, yani nasıl giderseniz size vizesiz pasaport vereceğiz, vize uygulamayacağız. Ya da gelecekte üniversite için geldiğinizde diğer yabancı öğrencilere göre öncelik vereceğiz, ayrıcalık vereceğiz. Siz buranın Suriye vatandaşı olacaksınız ama bir gönül bağınız olacak. Hatta biz bunu belgeleyeceğiz. Siz Türkiye'de tatile geldiğinizde turizm vergisi almayacağız gibi, Türkiye'de okumak istediğinizde yurdunuzda katkı sağlayacağız gibi teşvik edici şeylerle. Çok inanılmaz bir paketimiz var. Önümüzdeki dönemde bunları daha açık ortaya koyacağız. Bunlar olur. Nikah kıymamakla Suriyelileri Suriye'ye yollayamazsınız. Ama en doğal insan hakları noktasında, o yüzden ben yerel yönetici arkadaşlarımız partinin genel politikalarıyla uyumlu bir çizgide olmaları lazım. Bunu telkin ettik kendilerine. Bir de şey, hani Suriyeliyle uğraşmak yerine vatandaşın su sorunuyla uğraştığınızda daha büyük teveccüh göreceğinizden emin olun. Suriyeli meselesi yerel yöneticinin söyleyebileceği bir mesele değil. Ama orada başka bir nokta var. Ben hem Burcu Köksal'ın hem de diğer arkadaşlarımızın çok yetenekli, çok çalışkan, halkta çok karşılığı olan arkadaşlarımız var. Zaten seviliyorlar. Böyle popülizme kaçan şeylerin çok bize faydası olmaz. Bir de sizin aldığınız belediyelerden gelen bazı Arapça tabelaların indirilmesi üzerine başlayan da bir tartışma var. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konu üzerinden bir açıklama yaptı. Şöyle dedi, bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir diyerek yüklendi. Şimdi Bursa'dan, Kilis, İzmir ve Uşak'tan benzer bir uygulama haberleri geldi. Bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Yani Arapça tabelalar indiriliyor ama İngilizce olanlar neden indirilmiyor üzerinden bir tartışma yürüyor. Bu salonda belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantının basına kapalı kısmında şunu söyledim. Arapça tabelayı tek başına gidip yırtıp sökerseniz, bir, diğer yabancı diller tartışması gelir. İki, net söylüyorum dedim. Öyle bir eşleme yapmak değil, doğru değil ama insanların bilinçaltında Arapça Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı, okunduğu dildir. Ona karşı o belediye başkanı yırtması vatandaşın bilinçaltında bir yara oluşturabilir. Üçüncüsü, o tabelada birisi ne yazdığına da bir bakmak lazım. Bir insanın ana dilinde aldığı hizmeti kolaylaştıran bir şeyse bu bir haktır. Ama bunun bir düzenlemesi lazım. O yüzden dedim ki şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir iş yapıyorsanız kanuna, onun kanunda yeri var. Mesela yabancı dildeki bir tabela Türkçesinin %25'ini geçemez diyor. Bu ne demek? Türkçesini de yaz. Yabancı dilde yazacaksan yaz. %25'le sınırlı kal ve izin al diyor. Bunu bütün ilçeye hatırlatabilirsiniz. Bunu İngilizceye de uygulayabilirsiniz. O zaman kimse size Arapça tabelayı söktü demez. Burada objektif kriterler, sağduyulu yaklaşım, kamu görevi yapıyor olma meselesi var. Bunu görmek lazım. Ama cımbızlayıp cımbızlayıp istismar edilebilecek sözler söylememek lazım. O tarafları tabii bazı arkadaşımız yeni heyecanıyla, bazı arkadaşımız hiçbirisi kötü niyetle değil. Bir de bazı siyasi partilerin de böyle sağ popülizmin doruklarında yaptığı işler var. Onlar da etkileşim alıyor bazı yerlerde. O yüzden burada çok dengeli gitmek lazım. Yanlış işler yapmamak lazım. Kanunda zaten her şeyin yeri var. Yoksa da belediye meclisinde bir karar alırsın, konuşursun. Sonra gidip kendi elinle sökmek yerine bir tebligat çıkarırsın. Şu boyuta inecek, şuraya asılamaz kanuna göre falan. Onlar daha doğru işler. Evet. Biraz magazinel olacak ama kamuoyu çokça konuştu. O yüzden sormak durumundayım. Siz de aslında zaman zaman açıklama yaptınız ama
Şöyle bir değerli toplu sorayım ben istiyorum. CHP'de bir değişim elbette oldu, bir seçim başarısı geldi. Sizin normalleşme olarak ifade ettiğiniz bir süreç başladı. Bununla birlikte sizde de bir değişim oldu. Gözlük gitti, bir dizi operasyon geçirdiniz. Bu operasyonlara dair çok spekülasyon yapıldı. Öncelikle ne tür bir operasyondan bahsediyoruz? Onu bir adını koyalım. Zira işte Esra'yla biz yayın öncesi de konuştuk. Yani yüzünüzde bir... Şunu merak ediyoruz. Yüzünüzde bir dokunuş var mı? Yok. Saçlarda boya çok konuşulmuş. Hiç yok da şöyle özetleyeyim o zaman. Şöyle, neden yerel seçim sonrasına öncelikle denk geldi onu soralım. Şimdi birincisi şu. Göz ameliyatımı yeni grup başkan vekilimiz Murat Emir yaptı. İzni var onların. Yeteneklerini kaybetmesinler diye meclis bu tip meslek sahiplerine haftada iki yarım gün izin veriyor. Benim de göz doktorum. Öyle mi? Çok da iyidir kendisi. Evet. Bir yıldır bekliyor merceklerim. Benim hem astigmat hem daha doğrusu hem yakın hem uzakta programım var. Problemim var. Hem de astigmat var. Multifokal gözlük kullanıyordum. Hatta hani son aldığımda 35 bin liraydı, 3 bin lirasını meclis ödüyor falan yani. 32 bin lirayı cepten ödüyorsun. Camlar yurt dışında yapılıyor. Ve bu ilerlemeye devam ediyor. 6.75 yakında, 3.75 uzakta karma. Çok zor. Örneğin gözlüğünüzü bırakıp bir otelde duşa girdiğinizde şampuan hangisi bilmem ne hangisi okuyamıyorsunuz. O kadar. Yaşayan bilir, ben de yaşıyorum. Aynı değil mi? Ondan sonra... Ben henüz o düzeyde değil. Murat güzelce baktı ve benim lenslerim yapıldı geldi. Kalıcı lens, mercek olarak takılacak. Ama dedi ki bunu tak bir gün birini yapacağız, bir gün birini yapacağız. Bir hafta 10 gün işte su değmeyecek. Ondan sonra işte şu olmayacak, bu olmayacak. Bir 10 güne ihtiyaç var ve toplam 3 aylığa varan bir iyileşme süreci. İki, ses tellerimde bir nodül vardı. O alınacak. Bir hafta bir ses orucu. Ben bunların hepsini birleştirdim. Bir de sinüs ameliyatı olmam gerekiyordu. Ama o şey yani açık ameliyat değil. Ses telimi sürekli sinüsümden gelen bir akıntı da tahrip ediyormuş. Cuma günü genel anesteziyle önce ses tellerimdeki nodüller alındı. Aynı anda lazerle maksiler sinüsler ve şeyler frontal sinüsteki o cerrahat boşaltıldı ve rahatladık. Cuma günü bu oldu. Cumartesi günü de şeye gittim, yurt dışına gittim. Bükreş'e, Romanya'ya. Pazar günü geldim, sağ gözümden ameliyat oldum. Pazartesi günü sol gözümden oldum ve ertesi gün bayram tatiliydi, bir haftalık. O bir hafta konuşmayacağım ve bir hafta göremeyeceğim, az göreceğim süreci bayram tatiline denk getirdim. O yüzden öyle oldu. Bugün, dün bitti. Gözüme ilk başta 2 saatte bir. Bir hafta sonra günde 4 kez kortizon damlatıyoruz göze. O oradaki ödemi çözüyor ama etrafı şişiyor. Bu sefer diyorlar ki botoks mu yaptırdınız? Gerçi botoksu bilen olmadığını bilir de botoks matoks ne işimiz var yani tıbbi bir gereklilik olmadıkça da hiç gerekli görmem. Ama kortizonlu damlalardan dolayı böyle etrafta bir de benim hep gözlüklü görmüşler ya göz boşluklarımı görüyorlar falan şimdi. Ondan saç tıraşı oluyoruz. Arkadaş wax sürmüş. Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bir açıdan bir fotoğraf simsiyah saçlar görünüyor. Zaten kestirince o beyazlar. Saçımı boyadı. Diyorlar ki saçını boyadı. Allah'tan Cumhuriyet'te sağdan çekmiş aynı gün. Boyalı olmadığı belli. Böyle kırçıllar falan duruyor. Bu kadar yani saçımda. Nasıl tepkiler? Gözlüksüzlüğe iyi. Ses gitgide iyiye gidiyor. 8 haftada tam olacak ama son grup toplantısında hiç olmadığım kadar rahattım. Gitgide iyiye gidiyor. Gözlük yani ben 6 yaşından beri takıyorum. 43 senedir gözlük. Bayağı iyi yani şu anda. Eşiniz ve kızınızın sizin yeni fiziksel görünümünüze tepkisi nasıl oldu? Normal yani. iyi karşıladılar. İpek de beğendi. Onlar daha çok şeyle ilgileniyor. İyi görüyor musun, nasıl oluyor, sen nasıl hissediyorsun falan diye. İpek de kendi çok lens kullandığı için gözlük sevmiyor. O teşvik ediyor bunu yani gözlüksüzlük. Sayın Genel Başkan, sanıyorum son 10 dakikamız. Bir ekonomi başlığıyla magazinden sonra hava durumuna geçeceğiz sandım şimdi. Yok.
Buyurun, çok memnun olurum. Kamuoyu şimdi, çok konuşuyor. Tabii kuşkusuz Türkiye'nin en önemli konusu ekonomi. Sayın Mehmet Şimşek de bir yol haritası izliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli de çok net bir destek açıklıyor. Siz Mehmet Şimşek politikalarını nasıl buluyorsunuz ekonomide diyeyim. Bir de buradan IMF'ye bağlayacağım. Şöyle Mehmet Şimşek bir anlamda da Kemal Derviş'e de çok benzetiliyor. Yani uyguladığı politika bakımından. Bugün de bu arada Kemal Derviş'in ölüm yıl dönümü, birinci ölüm yıl dönümü. Sizin de 2002-2005 yılları arasındaydı sanıyorum, değil mi, milletvekiliniz? Şimdi IMF politikalarının, IMF'ye bakış açınızı da merak ediyorum CHP. Yani CHP olarak tam nerede duruyorsunuz? Nasıl bir ekonomi yaklaşımınız var? IMF, Dünya Bankası karşıtı bir sol fraksiyon mu? Yoksa işte piyasacı, daha liberal bir yaklaşımda mısınız? Sayın Şimşek'in politikalarını örneğin destekliyor musunuz? Evet. 2002-2007 arası milletvekilimiz, 99-2001, 99-2002 arası Ecevit hükümetlerinin belli bir dönemde bakan, Allah rahmet eylesin, bir kez daha ailesine başsağlığı diliyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mehmet Şimşek'in bu rasyonel dediği politikalar, önceki irrasyonel politikalara göre doğru olanı bu. Ama şu kadarını söyleyeceğim. O irrasyonel politikalar bir çılgınlıktı. Daha doğrusu iyimser olarak söylerseniz, iş bilmezliğin getirdiği, memleketin 128 milyar dolar rezervini yakan, doları 4-4,5 liralardan alıp 20 liralara kadar götüren, oradan dönsün diye kur koruma mevduatı çıkaran ve hepimizin sırtından, yoksulların sırtından bir avuç kur korumalı mevduat yaptırabilen zengine tarihin en büyük kaynak transferini gerçekleştiren, iş bilmezlik sonucunda birilerine fırsat yaratan ya da kötü niyetle dünyanın en büyük kaynak transferini yoksuldan alıp zengine veren bir sistem uyguladılar. O bir rezaletti ve çılgınlıktı. O politikalardan dönülmesi olumlu. Ama Mehmet Şimşek'in politikaları, IMF politikaları, yani hep Sayın Erdoğan diyor ya, biz IMF'yi yolladık. IMF yok ama hayaleti geziyor şu anda Türkiye'de. Hani var ya Gulyabani filmi. IMF Gulyabani'si Türkiye'de geziyor. Kötü tarafı ne biliyor musunuz? Hep yoksulun penceresinde. Hep işçiye görünüyor. Hep çiftçiyi sömürüyor. Biraz da zengine yollayın Gulyabani. Neden hep bizim garibanların penceresinde? Biraz da şatolara gitsin. Biraz da zenginlerin konaklarına gitsin bakalım. Parayı oradan toplayın. Diyeceğim şu. Yani örtülü bir IMF politikası net, var diyorsunuz. Net, net. Yani sizin dediğiniz 2001-2003 arası, 2001-2002 arası DSP, MHP, ANAP koalisyonun uyguladığı, sonra şeyin geldiği ve aynen devam ettirdikleri IMF programının, AK Parti'nin devam ettirdiği IMF programından hiçbir farkı yok yapılanların. Ve bu IMF programı hatta yoksullar açısından çok daha can yakıcı bir noktaya geldi. Yani şunu söyleyeyim, aldıkları Türkiye'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücreti. Bugünkü parayla 26 bin lira. Bugün en düşük emekli maaşı 0,6 asgari ücret. Yani buraya baktığınızda, ya da daha bundan 6 yıl önce bayramda verilen 3, o zamanki 1000 liralık ikramiye 24 kilo dana kıyma alıyordu. Şimdi 3000 lira ikramiye 6 kilo dana kıyma alıyor. Böyle bir noktaya getirdiler Türkiye'yi. Net olarak söyleyeceğim şu. O irrasyonelite bir delilik. Bu, onları terk etmek doğru ama burada ihtiyaç duyulan parayı neden insanları 270 dolar emekli maaşına mahkum ederek kemer sıktırıyorsunuz? Neden Türkiye'de toplanan vergilerin 3 lira verginin 2 lirası dolaylı vergi? Yani harcarken ödediğiniz vergi. Yani bir fabrikatörle fabrikada çalışan işçi, kapıdaki bekçi gidip de 1 litre süt aldığında aynı vergi ödüyor. Fabrikatör benzin aldığında motoruna veya mazot aldığında jipine, motoruna mazot alan işçisiyle aynı vergi ödüyor. Ve %65'i, 66'sı böyle toplanıyor vergilerin. Kalan
%90'a varmak için olan %23'ü, %24'ü de hepimizin, bütün işçilerin, memurların, sizlerin maaşından elinize geçmeden kesilen gelir vergisi %90'a geldik mi? Türkiye'deki verginin %10'u gelirden elde edilen beyanname usulü gelirden elde edilen vergi. Yani ticaret yapan, üretim yapan, fatura kesen, ihracat yapanın ödediği vergi toplamın %10'u. Sen buraya bir müdahale etmedikten sonra gulyabani hep yoksulun penceresinde. Acı reçeteyi içeceğiniz diyor. Biraz da başkaları içsin. Şimdi kur korumalı mevduatta zengin ettiklerinizden alın vergiyi. O yüzden ben servet düşmanı değilim. Ama vergi servet sahiplerinin sağlanmalı. Çok daha vergi adaleti sağlanmalı. Gelire göre vergi. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, kazanmayandan hiç vergi alınmalı. Hiç. Peki. Şimdi örtülü bir IMF programı var dediniz. Ben şunu da hatırlıyorum. Sanıyorum 4 yıl kadar önceydi. O zamanki parti sözcüsü Sayın Faik Öztrak IMF heyetiyle bir görüşme yapmıştı. Bu da gizli değil demişti. O zaman hatırlıyorum CHP IMF ile yakın olmakla eleştiriliyordu. Şimdi siz IMF aslında örtülü bir IMF programı var diye şimdi bir eleştiri getiriyorsunuz. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları IMF ile görüşebilirler. Bu ben gelince IMF programı uygulayacağım değil. IMF zaten öyle Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir şey değil. Yani o şöyle yapıyor. IMF Türkiye ekonomisini dışa bağlayan ve aslında ekonomiyi kötü yapan bir şey. IMF ile çalışmamak da iyi bir şey. Sen Türkiye'yi batırdıktan sonra IMF'ye muhtaç hale kalıyorsun ve IMF'den bir para bulup onun dediklerini yapıyorsun. Ya da parayı başka yerden bulup onun yaptıkları gibi. Örtülü IMF programından kasıt şu. Bugün IMF'yi getirseniz size ne der biliyor musunuz? Maaşları sabitleyin. Yaptıkları odur. Size ne der? İstihdamı sınırlayın. Yaptıkları odur. Devlet memuru almayın. Yaptıkları odur. Çiftçiye desteklemeleri kısın. Yaptıkları odur. Esnafa teşviği azaltın. Yaptıkları odur. Yani örtülü dediğimiz adı konmamış bir IMF programından bahsediyorum. Oysa peki bunu dururken niye akıllarına hiç şey gelmiyor? Dolaylı vergileri azaltıp vatandaşı rahatlatıp doğrudan vergileri arttırmak ve servet sahiplerinden vergiyi arttırmak, kazançtan vergiyi arttırmak. Bunları yapmayıp da hep garibana yüklenmeye biz isyan ediyoruz. Evet. Servet düşmanı değiliz ama yoksulla zengin arasında bir fark olacaksa biz yoksuldan yanayız. Peki. Emekle sermaye çatışıyorsa da emekten yanayız. Süremiz çok daraldı ama lütfen iki sorum var. Tabii, çok kısa yanıt isteyeceğim Sayın Genel Başkan. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmenizde Gazze konusunda gündem olduğunu ifade ettiniz. İsrail'le ticaret tamamen durduruldu. Bu kararı nasıl yorumlarsınız öncelikle? Birincisi şu, yani kampanya boyunca İsrail'le ticareti durdur diye pankart açanları yaka paça tutukluyorlardı. Gözaltına alıyorlardı, pardon. Bir kere onların hepsinden bir özür dilesinler. İki, İsrail'le ticaret var diyorduk, yok diyorlardı. Kanıtları çıkmaya başladıkça birileri olduğunu kabullendi falan. Sonra belli kalemlerde sınırladılar. Yetmez dedik, doğru yere geldiler. Şimdi burada 30 Ramazan iftar yemeklerinde bunu söyledim. Bir sürü de laf yedik. Fatih Erbakan söyledi, bir sürü laf yedik. Geçen gün Veli Ağbaba'nın mecliste yaptığı bir konuşma var. Diyor ki CHP Ecevit nerede duruyorsa orada duruyor diyor. Deniz Gezmiş nerede duruyorsa orada duruyoruz diyor. Fatih Erbakan da orada diyor. Babası nerede duruyorsa orada duruyor diyor. Ama diyor siz diyor o durduğunuz yerde durmuyorsunuz diyor. Tam olarak durum bu. Ve bu aldıkları karar bizi haklı çıkardı. Ve bu kararın aslında bir itiraf, bir kabul olduğu açık. Ve aslında hem Fatih Erbakan'dan hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne birer özür borçları var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Son soru. Aslında hiç gündeme getirmeyeceğinizi ifade ettiniz. Seçim sonrası böyle bir beklenti de ortaya çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı ama işte erken seçim çağrısı gelir mi şeklinde yapmadınız. Yapmayacağınızı da ifade ettiniz. Ne olursa Özgür Özel erken seçim çağrısı yapar. Teşekkür ederim. Ben seçimden önce seçmenden o isterken dedim ki bu bir yerel seçim. AK Partililer, MHP'liler sarı kart gösterin dedim.
bu seçimde Erdoğan'ı değiştirmeye gitmiyorsunuz dedim sandığa. Ama Erdoğan'a beni de gör demeye gidiyorsunuz. Yetti artık demeye gidiyorsunuz. Uyarmaya gidiyorsunuz dedim. Bu seçimde yerel yönetici seçeceksiniz. Genel yönetime de mesaj vereceksiniz dedim. %38 aldın mı? Son 50 yılın en yüksek oyu, 47 yılın. O gece ya da bugün hadi erken seçim dersen o AK Partili ve MHP'den bize gelen oyları, bize verilen oyları ya da başka görüştedir de yerel seçimden sonra hemen bir erken seçimi ekonomi içinde sıkıntılı görüyordur. Öyle oy verenleri kandırmış olurum. Ben niye bunu yapayım? Doğru olmaz. Yani seçmenle kurduğun ilişkinin bir güven ilişkisi olması lazım. Birinci sebep bu. İkinci sebep, daha 10 ay önce bize, bir ay önce belediyeleri yönet diyen seçmen bu iktidara da Türkiye'yi yönet dedi. Beğenelim beğenmeyelim. Meri anayasa bu yetkileri verdi. Günü gelince anayasa değişir. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülür, kuvvetler ayrılığı getirilir, başka bir şey. Şu anda yönetecekler ve enflasyonu düşürmek için yetki aldılar. Düşürecekler, düşüremiyorlar. Bir, yönetemediklerini görüp ülke bir felakete doğru giderse tamam beceremiyorsunuz bırak deriz. İki, vatan erken seçim siyasetçilerin talebi olduğunda bu siyasi bir taleptir. Vatandaşın talebi olduğunda karşı konulamaz bir taleptir. Sokak erken seçim dediğinde, pazar erken seçim dediğinde, esnaf erken seçim dediğinde, çiftçi erken seçim dediğinde ben de erken seçim derim. Sokakta bu sesi duymadan erken seçim dersem peşime kimse takılmaz. Mesajı yanlış okumuş olurum. Yanlış okunan mesaj siyaseten bedel üretir. O yüzden de seçmen erken seçim istediğinde onların sesi ben olurum. Onlar istemeden ben istemem. Şu anda o sesi duymadım diyor. Şu anda erken seçim beklentisi içinde olan çevreler olduğundan çok daha fazla, bir an önce benim sorunuma çözüm üretilsin diyor insanlar. Bu yönde bir beklenti var. Erken seçim sesini duymamak hiçbir siyasetçinin harcı değil. Günü geldiğinde o talep varsa o talebi dillendiririz. Ama ben 31 Mart seçim sonuçlarını ve partimizin, hatta Türkiye İttifakı'nın seçim başarısını bir erken seçim için araçsallaştıramam. Bu samimi olmaz. Peki. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın diyelim. İyi akşamlar.